Hakkari'de hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen asker ve korucularımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Mahmut Aşkar ve Şefik Kantal Almanya'daki Türklerle yeni siyasi gelişmeler başlıklı konuşmalarıyla bizlerle birlikte olacaklardır. Konuşmalara geçmeden önce bu haftaki kürsü faaliyetinde Yahya Kemal sunumunu gerçekleştirmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bölümü öğrencisi Büşra Sükçü'yü kürsüye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, sizlere bugün vefatı dolayısıyla anmak üzere derin bir ruha ve güçlü bir kaleme sahip Yahya Kemal Bey adından bahsedeceğim. Yahya Kemal, 2 Aralık 1884'te o zamanlar Osmanlı toprakları içinde bulunan Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmet Agah'tır. Aile şeceresi hem anne hem baba tarafından 3. Mustafa Devri Rumeli Sancak Beylerinden Şeyh Süvar Paşa'ya dayanır. Şairin daha sonra alacağı Beyatlı soyadından Şeyh Süvar lakabının Türkçesindeki onun hatırasını taşır. Tahsiline Üsküp'teki yeni mektepte başladı. Bir müddet sonra oldukça modern bir eğitim veren mektebe edebe girdi. Ayrıca Selanik'e taşındıklarında annesi vefat etti. Yahya Kemal hayatının ilk acısını işte bu talihsiz hadiseyle duymuştur. 1902'de tahsilini tamamlamak üzere İstanbul'a gönderilen Yahya Kemal devrin siyasi akımlarına kapıldı. Bir fırsatını bularak genç Türklük cereyanına uyarak ve her türlü tehlikeyi göze alarak Paris'e gitti. Fransızcasını ilerletmek için Mont Koleji'nde okudu. Birkaç yıl hemen pek çok Türk'ün okuduğu Paris Siyasi İlimler Mektebi'ne devam etti. Siyasi ve edebi çevrelere girdi, devrin yazar ve politikacılarını tanıdı. İstanbul'a döndüğünde herhangi bir diploması yoktu fakat derin bir sanat ve tarih kültürü vardı. Darüşşafaka Mektebi'nde, Medrese Fülvaizinde, Heybeliada Bahriye Mektebi'nde, Darüfünun Edebiyat Şubesi'nde Tarih, Medeniyet Tarihi, Garp Edebiyatı, Türk Edebiyatı dersleri verdi. Lozan Barış Müzakerelerine müşavir delegi olarak katıldı. Yurda dönüşünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2. dönem Urfa Meclisi olarak girdi. Türkiye-Suriye Sınır Tespit Komisyonu'nda mühim çalışmalarda bulundu. Yeni kurulmuş olan Pakistan Devleti nezdinde ilk büyükelçimiz oldu. 1949'da emekliye ayrılarak yurda döndü. Sık sık sağlığı bozulan Yahya Kemal bu tarihten sonra iyileşemedi. Cerrahpaşa Hastanesi'nde 1 Kasım 1958 tarihinde vefat etti. Mezarı Rumeli'nin kabristanındadır. Yahya Kemal'in şiir görüşü dil mükemmeliyetiyle musikiye dayanır. Ona göre şiir alelade cümlelerden değil, nameden meydana gelir. Bu yüzden gözle yalnız dilini bir okumadan çok sesle okumaya muhtaçtır. Mısra bir name olmalıdır. Bunun için de kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerinin bulunması gerekir. Bu düşünce şair kelime seçiminde ve mısra kompozisyonunda birçoklarını aşırı telakki edilmiş bir titizliğe sürüklemiştir. Gerek bu titizliği, gerekse şiirlerini sağlığında kitap haline getirmekten kaçınması, onların gözle okunması değil, dinlenmesi ve sözle söylenmesi isteğinden doğmuş olmalıdır. Gerek şiirlerinin, gerekse nesillerinin muhtevasında temel fikir, Türk milletinin vücuda getiren kıymetlerin, bin yıllık bir zaman içinde vatan toprağında kan, ter, gözyaşı ile yorulmasından doğuşudur. Bu kıymetler sanatımız, tevekkül anlayışı, merhametli Ali Cenaplı'yla hayat felsefemiz, Cihangirlik'le beraber fethedilen yerlerde bir umman tesis etme idealimizdir. Bu bakımdan kadın ve aşk temasının ağırlığını hissettirdiği şiirlerinde bile bu tema çok defa estetikle, milli sanatımızla ve diğer milli değerlerimizle iç içe görünür. Yahya Kemal'in siyasi fikirlerinin gelişmesi ve dini hayat ve inanç karşısındaki tutumları, Türk aydınlığının son asırda geçirdiği ruh ve fikir macerasının bir parçasını aksettirir. Ondaki İslami duyguların kaynağı, çok ileri yaşlarda bile Davut Sula gibi kendisini saran Üsküp hatıraları içindedir. Ümmi fakat görgülü bir kadın olan annesi Nafiye Hanım, gelenekten gelen bilgilerle ve bir kadın hassasiyetiyle onda ilk dini duyguları uyandırır. Henüz mektebe başlamamış olan çocuğuna, "Oğlum, dünyada iki insanı sev. Peygamber Efendimiz'i, bir de Sultan Murat Efendimiz'i sev." diyen bu dikkatli anne, böylece bu iki büyük isim etrafında ilk dini ve milli terbiyeyi veriyordu. Şair Leskovçalı Galip Bey'in yeğeni olan Nakiye Hanım, oğluna bildiği ilahileri öğretir, onu Müslüman Osmanlı geleneğiyle büyütmek ister. Böylece çocuk Ahmet Ağa, Üsküp'ün camileri, türbeleri, evliya kabileri arasında dini hayatla milli ve mahalli örf ve geleneğin birbirine karıştığı, uhrevi
manevi bir alemde Yunus ilahilerinin, Muhammediyelerin okuduğu yerde toplumdan hiç mahir olmayan bir Müslüman dünyasının lezzetini alır. Yahya Kemal'e göre şiir, kalpten geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edişidir. Bir mısra ancak veruni bir ahenk ile ifade edilmiş ise şiirdir. O, şiirde vezin ve lisan unsurlarıyla en mükemmel şekilde ölmüş olan dizelerin şiir değeri kazanması için her şeyden evvel hissedilmesi gerektiğini belirtir. Ve şiiri, kalpten gelen duyguları tezahürü olarak ifade eder. O, şiiri bir söz sanatı olduğu kadar bir ses sanatı olarak da kabul eder. Ona göre şiir yalnızca mecaz ürünlerinden ibaret bir sanat değildir. Muhakkak içinde bir mana barındırmalıdır. Bu mana şiirin yapısındaki ritim ile ahenk arasında bir bütünlük oluşturmalıdır. Birey ve toplum yaşamında düşünceleri şekillendiren ve düşünceleri kelimelerle bir duygu yoğunluğunda aktaran şiir, kendimize dilin imkanlarından ruh haliyle yaratmak ise Yahya Kemal bu sanatın hakiki ustasıydı. O öyle bir şairdir ki hem tarihler yaşatmış hem tarihler yaratmıştır. Tıpkı bir kuyumcu gibi divan şiirlerini eline alıp yontmuş, işlemiş, dizmiş, düzenlemiş ve onlara kendine has değerler yüklemiştir. Onun hassasiyet ve ruh dolu şiirlerine kaynaklık eden önemli unsurların başında vatan gelir. Yahya Kemal'in nezdinde vatan, tarihi, tabi, sosyal bütün hususiyetleriyle bölünmez bir bütün milli varlığımızın sembolü olarak geçer. Ona göre vatan bir nazariye değil, topraktır. Bu toprak, cetlerin mezarlarının bulunduğu, camilerin kurulduğu yerdir. Sanayi-i nefisler adına ne yapılmışsa onun servisidir. İstanbul'u konu olan şiirlerinde bu şehir vatanın büsbütün sembolüdür. Zira coğrafi mekanı vatan yapan ortak ruhtur. Bu ruh en iyi, en asil şekliyle İstanbul'da tezahür etmiştir. Yahya Kemal'in vatan anlayışında 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonucu alınan topraklar vatanı teşkil eder. Toprak parçasının vatan kabul edilmesinde dil çok önemlidir. Kendisi bu konuda görüşlerini şöyle dile getirir. Türkçenin çekilmediği her yer vatandır. Vatanın kendisi gövde ve ruhu Türkçedir. Vatan bizim kendi gök kubbemizdir. Onun itikadı ve cihan vatanından ibaret. Yahya Kemal ölümden ve ölümün getireceği bilinmezlikten korkmaz. Yalnız ona zor gelen ölüm vaktinin gelmesi değil, İstanbul'dan vatanın ayrılma vaktinin gelmesidir. Dünya gözüyle bir daha vatanını görmek zevkinden mahrum kalışının ızdırabı zor gelir. Ölümü sevimsiz kılan da vatandan ayrılmış göçeğidir. Bu yüzden o, ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor diye haykırır. Yahya Kemal, milleti vatan toprağıyla bir bütün olarak görür. Onun Türk milletine bakışı, o zamana kadar alışılmış tarzlardan hiçbirine benzemez. Zaten o mücerret olarak İslam üzerinde durmaz. İslam bilhassa Osmanlı üzerindeki tezahürüne ele alır. Tam Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu buna fermedi. Sözleri, 9 asır boyu vatan toprağı, milli tarih ve İslam ile yoğrularak gelen bir milleti, asırların sabırlı ve kararlı ellerine şekillendirdiği bir terkibi sembolize etmektedir. Bu nefer bütün bir millettir. O bizim dün, bugün ve yarınlarımızın aynısıdır. Yahya Kemal Akıncılar ve Muhaç Türküsü adlı şiirlerinde milleti için savaşan neferlerin safları arasına girerek bu neferlerin ruhlarıyla konuşur. Akıncılarda bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızın hatıra bitmez gözümüzden bu sıralarıyla Türk askerinin şehit oluşu ve 7 kat arşa çıkışı vurgulanır. Millet olmak için süreklilik esastır. Milletler tarihleri ve tarihi süreçleri içerisinde oluşturacakları medeniyetle varlıklarını muhafaza ederler. Şairin Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinde milletin manevi yönünü dile getiren sürekliliği ifade eder. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğin cetlerin marifet iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, İmanlı bir insan yanı görüyor varlığının bir yerde toplandığını. Devamında bu neferi simgeleştirir. Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli. Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz. Yahya Kemal'de İstanbul sevgisi de oldukça önemlidir. İstanbul bütün Türk tarihinin, coğrafyasının sembolüdür.
Bu şehri sevmek ve ona hayran olmak demek, Türk milletini ve vatanını sevmek demektir. Hakiki vatan ve insanı mutlu edecek tek yer, bütün vatanın ruhunu teşkil eden bu şehirdir der. İstanbul'un hemen her semti için şiir yazan şair, vatanından, insanına ve maneviyatına İstanbul'u sembolize etmiştir. Yahya Kemal bir İstanbul şairidir. İstanbul'a bakınca yalnız o günkü halini görmez. O herhangi bir semti gezerken, şiirlerinde tasvir ederken, o yerin İstanbul'un fethinden beri bütün tarihini ve hayatını yaşar. Ne diyor şair? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Vefatının 59. senesinde büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı'yı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Oturumu yönetmek üzere Musa Serdar Kılıç'ı, konuşmalarını yapmak üzere Mahmut Başkar ve Şefik Kantar'ı kürsüye davet ediyoruz. İstanbul Kurucamızın çok değerli başkanı, saygıdeğer ağabeyim, hocamızın çok kıymetli yöneticileri ve ülkemiz, milletimiz, devletimiz için çok değerli genç arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam Türk dünyasının içinde çok göz önünde olan bir coğrafyada olsa da sıkça unutulan ve bir türlü Türk dünyası içinde mütalaa edilemeyen Avrupa Türkleri üzerine konuşacağız. Size yapılan duyuruda Avrupa'daki Türkler ve bu coğrafyadaki son gelişmeler, özellikle Almanya-Türkiye arasındaki son gelişmeler üzerinde konuşulacağı duyuruldu. İki gönüldaşımız, iki çok değerli yazarımız, araştırmacı yazarlarımız aramızdalar. Ben sözü onlara bırakmadan önce birkaç cümle arz etmek istiyorum. Öncelikle değerli ağabeyimize, ucağımıza çok teşekkür ederiz böyle bir fırsat hazırlandığı ve bizi genç arkadaşlarımızla buluşturduğu için. Bugün tabii Avrupa'daki Türklerden bahsetme imkanı yok. O zaman 15 asır öncesine kadar gitmek gerekir. Avarlara, Kumanlara kadar iş uzar gider. İnşallah böyle bu konuda çalışan özel arkadaşlarımız var sağlamızda. Onlardan bu uzun ve artık gittikçe daha çok önem arz eden geçmişi tekrar gün yüzüne çıkarmak için bir sohbet dinlemek isteriz. Bizim özellikle Avrupa'daki Türkler derken bizim de altını böyle çizerek söylediğimiz Avrupa Türklerini kastediyoruz. Daha çok son 20. asrın son çeyreğinde Batı Avrupa Türk ülkelerine yerleşmiş olan ve bizim de geri dönmeyeceklerine inandığımız, Allah'ın izniyle asırlarca bundan sonra da kalacaklarına, kimliklerini, varlıklarını, değerlerini koruyarak ve inşallah bulundukları topraklarda ecdadımız nasıl bir misyon ifa etmişse, benzer
Müslümanlar tekrar edeceklerine inandığımız bir Türk topluluğunu kastediyoruz. Bu Avrupa Türkleri, eğer kıta Avrupa'sını söz konusu edecek olursak, Urallardan okyanusa kadar Türkleri hatırlamak lazım. Daha çok Batı Avrupa Türkleri demiştim. Bugünkü Avrupa Birliği'nin sınırları içindeki Türkler, bu sefer, bu defa, yani onu kastediyoruz genellikle. Yani şimdi 27 üye ülkesi vardı. Birisi gitti, Brexit'le İngiltere. 27 ülke kaldı. Bu 27 ülkede yaşamakta olan ve dünyada işte bir böyle bir Avrupa var. Bu milletler arasındaki mücadelede söz konusu olan, burada yaşayan, büyük çoğunluğu batısında yaşayan, Batı Avrupa'da yaşayan Türkler. Bu Türklerin tamamı genellikle işte az önce ifade ettim, 21'in 20. asrın son ikinci yarısında gidenler diye. 31 Ekim 1961 aslında bu göçün resmi tarihidir. İşte geçirdiğimiz Ekim ayında da 56. göçün 56. yılı anıldı, kutlandı çeşitli konuşmalarla. Bundan haberdar olduğumuzu sanıyorum. Ama aslında bizim Avrupa, bu vesileyle Avrupa Türklerinden kastımız sadece bu göçen Türkler değil. Artık bu coğrafyada, yani bu 27 üyenin meydana getirdiği Avrupa Birliği sınırları içerisinde sadece Türkiye'den göçüp 56 yıl içinde oraya yerleşen Türkler değil, kardeşlerimiz değil. Aynı zamanda bu coğrafyada var olan Osmanlı batiyesi Türkler. Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki, Romanya'dakiler gibi. Bir de bizim Türk dünyasıyla meşgul olan birçok araştırmacı arkadaşımızın bence ihmal ettiği ya da atladığı bir varlığımız daha var. O da Sovyetlerin dağılması sonucu Avrupa Birliği sınırı içerisinde kalan Türkler. Bunların ne sayıları nedir, nerelerde ne kadar varlar, en üzerinde çok ciddi bir çalışma yapılmadı maalesef. Bundan kastım şu, şimdi Estonya'ya gitseniz, bir cuma namazı kılsanız Tallinn'de, bakarsınız Merkez Camii'sinde 700-800 tane nasıl şey vardı. Bunların birçoğu işte oralara yıllar önce Sovyetler zamanında gelip Tallinn'e yerleşmiş olan Özbek Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Tatarlar, Kırım Tatarları, Kazan Tatarları genellikle. Bunlar bugün Avrupa'ya meydana getiren, Doğu Avrupa'dan kopup gelmiş, Rusya Federasyonu'ndan işte ayrılarak bağımsızlığını kazanmış ülkelerdeki Türkler. Avrupa Türkleri deyince bu üç unsuru beraber hatırlamakta fayda var ve bir şey yapılacaksa o birliği içine alan çalışmalar düşünmekte fayda var. Biz fırsat buldukça bunu böyle hatırlatmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bugün 1961'den itibaren, resmi tarih itibariyle Avrupa'ya göçmüş, özellikle Almanya'ya yerleşmiş olan Türkleri konuşacağız ve Almanya örneği bütün diğer Batı Avrupa ülkelerine emsal teşkil ettiği için bu örnek üzerinden konuları analiz etmeye veya anlamaya çalışacağız. Kardeşlerim, Almanya'da da bu rakamlar söylenecek. Şu anda 900 bin civarındaki, 910 bin diye en son rakam okudum bu seçimde, Almanya'daki seçimlerden önce Alman vatandaşlığına geçmiş insanımız var. Onun dışında 2 milyon 700 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanımız var. Bu ikisini beraber Almanlar artık o 910 bini verdikleri rakamlar içinde saymıyorlar artık. Devamlı, yani onu kendi nüfusundan olarak görüyor. Bu rakamları saymıyor. Ve bazı araştırmacı arkadaşlar sadece işte 2 milyon 700 bin Türk'ten bahsediyor. Bunu da bu vesileyle dikkatinize sunmuş olayım. Sözü çok uzatmayayım. Mikrofonu öyle geçirip korsan konferans yapmış olmayalım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi tam 45 yıldır Almanya'da yaşayan, benim Almanya'ya gittiğim 1978'in aralığında ilk tanıdığım arkadaşlarımızdan biri olan
Mahmut Aşkar Bey'i size takdim edeceğim. Mahmut Bey, ilk tanıdığım günden beri araştıran, yazan bir arkadaşımız. Toplumun acısını her zaman ızdıraplarını yüreğinde taşımış. Dertli, çok dertli arkadaşlarımızdan birisi olmuştur her zaman. 1900 Almanya'daki Türk Federasyon yıllarımızda ilk eserini bir tiyatro eseri olarak sonra sinemaya dönüştürmüştük. Dalından kopan yapraklar diye. Daha o günlerde yavaş yavaş bizden kopmaya başlayan ya da koparılan çocuklarımız, birinci neslin ilk çocukları üzerine yazmaya başlamıştı. Kendisi anlatacaktır kısmen. Daha sonra kitapları, yazıları, araştırmaları devam etti ve çok kısa süre önce Garb'ın gök kubbesi altında Türkler diye bugün size dağıtılacak olan, size sunulacak olan kitabını yazmış oldu. Orada Avrupa Türklerinin derin meselelerine bir ciddi analizlerle ışık tutuyor. Daha sonra da sözü Şefik Kantar Bey'e bırakacağım. Şefik Kantar Bey de çok eski bir arkadaşımız. Şefik Kantar'ı ismini duyan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız da olabilir. Ülke Ocakları'nın ilk yayın organı, Hasret'in ilk yayın yönetmeniydi Şefik Bey. 1973, 74, 75 bu yıllarda konuşuyoruz. Kendisi de 80 yılından beri Almanya'da Kader Birliği yapıyoruz arkadaşlarımız. Size şimdi iyi sohbetler diliyorum. Sözü Mahmut Aşkar kardeşime bıraktım. Buyurun. Teşekkürler başkanım. 45 yıldır Avrupa'dayız. 8-9 tane kitap yazdık. İlk defa bir kitap eksenli ve böyle nadide bir toplum içerisinde İstanbul Kulturalı'nın ev sahipliğinde Cezmay Bey'e teşekkür ediyorum tekrar. Sefer Başkanım'a teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Biraz onun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum aslında söylemek gerekirse. Ve sizlerle birlikteyiz. Avrupa Birliği içerisinde 5 ile 6 milyon civarında Türkiye Türk'ünden bahsedilir. Kesin rakamlar belli değil. Almanya'da Serdar Bey'in de söylediği gibi takriben 2,8 milyon civarında Türkiye'de giden göçmen bir kitle var. Onların işte belli bir kısmı Feyler Bey'i Alman vatandaşı olmaya başladılar. Şimdi son yıllarda Almanya Türkler üzerinde çok ciddi manada araştırmalar yapılmaya başladı. Bunlar genellikle devletin desteklediği araştırmalardır. Bir kısmı da Serdar Bey'e bir Almanların yaptığı araştırmalardan aktarılan rakamlardır. Şu kadar özgü, şu kadar değildi, şu kadar kişilerimiz var, şu kadar öğrencimiz var diye. Biz bu çalışmamızı da işin o yönüne bakmadık. İşin biraz daha tabirce ise kızlar zamanlarına niye çalıştık. Şimdi yıllar önce kitabın sayfasında şu tekrar kendi dersime çalışırken gördüm. Batı Avrupa Türklerin önemli kanaat önderlerinden birisi Bahti zamanında Türkiye muhkumunda Avrupa Türkleri görünmüyor demiştir diye 41. sayfada bir şeye ben rastladım, bir tespitime. O kanaat önderi şu anda yanımda atıyor, Serdar Şerabidir. O söylemişti uzun yıllar önce Türkiye'den baktığımızda Türkiye muhkumunda Avrupa Türkleri görünmüyor diye. Biraz önce Türkiye Cihan'ın merkezine girmek üzere ki kapıya girirken kapının önünde bir beyefendi vardı. Yanında birkaç tane genç kız bir erkek vardı. Onlarla sohbet ediyordu. Galiba onlardan birisi sordu. Şey nedir diye. Toplantının mahiyeti nedir diye. Ya Almancılar dedi. Almancılar. Almancılar dedi. Onlar bir konuşacaklar dedi. Şimdi ya bunu kendi benzerimize silemedik. Benim için bunu değişik yazılarımda konuşurken söylemeye inanarak söylediğim bir şey var. Avrupa Türkleri, Türkiye'si bir nimettir. Gerçekten bir nimettir. Öyle bir topluluk ki yani derin yerindeyse öl dediği zaman ölen, kal dediği zaman kalan, yürü dediği zaman yürüyen bir toplumumuz var. Allah razı olsun. Bu insan kıymetini bilmez mi?
İnsan bunlar boş parayı böyle harcar mı? Böyle toplumdur, böyle bir kitle var burada. Bunu sohbet esnasında belki zamanla başlaması edebiliriz. Oraya geçmek istiyorum. Şimdi bana bir Avrupa Türklerinin en öncelikli meselesi kimliktir, kültürel kimliktir. Yeni nesil Türkler bazıları iyi bir Müslüman ol dedi, bazıları iyi bir Türk ol, bazıları da ya bizden ol ya da bizim gibi ol dediler. Aslında bütün mesele Avrupalı Türk olabilmek ve kalabilmektir. Bütün sıkıntımız buradadır. Avrupalı Türk kendini henüz daha tarif edemiyor. Avrupalı Müslüman henüz daha kendini tarif edemiyor. Bir taraftan Türkiye, bir taraftan yaşadığı ülke, bir taraftan iki kültür arasında sıkışmışlığın bir eziklik ve kafa bulanıklığıyla en büyük sıkıntılarımızdan bir soru. Henüz daha kendimizi tarif edemiyoruz. Yani Anadolu Türk'ü konserve edip götürdüğü hayat 30 sene, 40 sene sonra kullanma tarihi doldu, artık kullanmıyor. Yeni nesiller o konserveyi tırnaksızda söylüyorum, artık yemiyorlar, tavuk etmiyor. Ama diğer taraftan bu insanlar kendilerini de tarif edecek bir noktada epey uzakta duruyorlar. Şimdi Raymond Williams kültürün kapsamının genellikle bir sınıfın alanından çok bir dilin alanıyla orantılı olduğunu düşünüyor diye bir kaynak almışım buraya. Niklas Luhmann diye Almanların çok önemli, geçen yüzyılın önemli sosyologlarından birisidir. O da Dick Becker diye bir yazar, o onlar onlar eskiden de şöyle diyor. Kültür tabi ki bir toplum hafızasıdır diyor. Hafızası olan bir toplumun hafızası olan kültürün aynı zamanda dille alakalı olduğu, dil bir kültürün taşıyıcısı, bunu ben sizlere tarif etmeye gerekiyor, bunu sizlere benden daha iyi biliyorsunuz. Giderek Türkçe'ye kaybetmeye başlıyoruz. Türkçesizleşen Türklerle karşı karşıyayız. Yani Türkçesizleşen bir Türk'ten zaman içerisinde nasıl bir şey ortaya çıkacağını var ya siz tahmin edin. Biraz bizim sıkıntılarımız orayla alakalıdır. Yani o konularla alakalı. Gelişen bir kimlik var. Bu kimlik protesto kimliğiydi, şuurlu bir kimlik değil. Mesela Galatasaray veya da Türkiye'nin milli takımı bir maçı kazandığı zaman Almanya'dakiler bilirler. Gençler sokaklara dökülür bu akşam. Köln sokaklarında, Münih sokaklarında, bilmem işte Hamburg'un belli sokaklarında, İstanbul'un belli yerlerinde yapılan tezahürat yapılırlar. Bu şuur altı bir dışavurumdur. Bunlar, bu insanlar kendilerini toplumun ne kadar kösteklemesine karşı o kadar kendilerini ifade edebilirler. Yani şeyle ilgili bir hadisedir. Bir toplum hangi değerlerle dışlanırsa o değerlerle kendini ifade eder diye bir tespit var. Yani sizin milli değerlerinizden dolayı sizi bir toplum dışlıyorsa siz milli bir rehberç gösterirsiniz. Eğer dini değerlerinizden dolayı siz dışlanıyorsanız siz dini bir refleks gösterirsiniz. 1989 yılına kadar, yani Berlin duvarı yıkılmadığı günlere kadar Avrupa'daki Türkler, Avrupa Türkler var, Karabeyli Türkler var, işte sarımsak yerlerdi, çoban koklarlardı vesaire. Fıkralara böyle konulurdu. Yani neticede Türk'tük. Ayşe'siyle, Fatma'sıyla biz 1989 yılına kadar Almanya'da Türk'tük. 1989 sonbaharında Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte sembolik olarak Doğu ve Batı'nın sona ermesiyle birlikte çok uzun sürmedi. 90'lı yılların başından itibaren o bildiğiniz gibi medeniyetler tezinde gündeme gelmesiyle birlikte biz birdenbire Müslüman oluverdik, Moslem oluverdik, öyle diyorum. Birdenbire dedik siz Müslümansınız. Sadece bize demediler. Yani bizim gibi Fas'tan gelen, İran'dan gelen, Balkanlardan gelen, Endonezya'dan gelen Müslümanlara da herkese güne kadar herkes etnisitesiyle anlıyordu. Geldiği ülkesiyle sıfatlandırıyordu. Ama ondan sonra hepimiz Müslüman olduk. Hepimizi Müslüman yaptılar. Ve dolayısıyla zaman içerisindeki tepki Müslüman bir tepkiye, din bir tepkiye dönüştü. İslamofobi de zaman içerisinde bildiğiniz gibi böyle meydanlamaya başladı, böyle zuhur etmeye başladı. İslamofobinin son yıllarda özellikle Türkiye-Almanya krizinin patlak vermesinden
Bahtar bölgesi gündemine itibaren İslamofobi'yi ben şahsen öyle değerlendiriyorum. Türkofobi'ye dönüştüğünü görüyoruz. Zaten merhum Cemil Meriç'in de o müthiş tespitidir. Avrupa tarihi Türkiye karşı yazılmış bir tarih diyor. Bin yıllık tarihi böyledir. Yani o zaten öteden beri herhangi bir Müslüman ülkeden gelen mülteciler çok önemli değil onlar için. Çünkü Suriye'den gelen mülteci, Irak'tan gelen mülteci, Filistin'den gelen mülteci zaten vatanından kovulmuş ve yerden kaçarak gelmiştir. Türkler gibi vatanına bağlı, topraklarına bağlı, ülkesine bağlı Müslüman göçmenleri sayısı azdır. Ve bir de arka şey vardır bunun, background dedikleri, bu arka planı, güç aldığı bir yer var, destek aldığı, bir yerin içerisinde olduğu bir ülke, bir toplumuz. Yakınız gidip geliyoruz. Bir de Türk'ün öteden beri şey, bir imparatorluk geleneğinden gelmiş olması, mevcut Müslüman ülkeler içerisinde bütün eleştirilmize rağmen gene çok şükür ayakta durabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisine has bir duruşu olan, bölgesinde bir ağırlığı olan, İslam ülkesinde bir ağırlığı olan, Avrupa ülkelerinde ciddi bir yere olan bir ülke konumu olmamızdan dolayı da Türkler önemli bir gündem maddesidir. Sedat Başkanı'nın sık sık birinde şey ettiği, iktibas yaptığı bir konu vardır diyor. Bunlar derinlerde bilmiyor Türkler, bunlar bir destek olduğunu hazmedemiyorlar. Gerçekten bu hazımsızlık var. Yani ben orada yazıp çizerken de, zaman zaman Almanlarla konuşurken de aynı şeyi söylüyorum. Bu bir tespittir. Bu yabancı düşmanlığı değil, bu Alman düşmanlığı değil, bu Türk milliyetçiliğinden kaynaklanan bir hadise değil. Biz mevcut hadiseyi okumak mecburiyetindeyiz. Biz orada kendi meselelerimizi bir şart kurnazlığıyla çözmeye çalışıyoruz. O konulara girmek istemiyoruz. İlte şartlarımız var. Kuruluşlarımız henüz daha kabile şeyinden, ruhundan maalesef kurtulamaklar. Henüz daha ortak bir dil geliştiremedik, ortak bir akıl geliştiremedik. Bir tarafta Türkiye'nin baskısı var, belli kuruluşların üzerinde. Bir tarafta onların baskısı var. Dolayısıyla tekrar dönüyorum bu konuya. Kendimizi ifade etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Şimdi, Batı'nın kavgası Adolf Tombi hepiniz bilirsiniz. Ben size burada o konuda fazla söylediği şeyim yok. Cezayir'in bir anısını burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Batı'nın manevi buhranı bütün dünyanın buhranıdır diyor. Müslüman doğu isyanı hem kendi akılsızlığıyla biz de devam ediyoruz oradan hem de ta uzaklardan gelip başına musallat olanlardır. Bu aksilik insanlığın batılılaşmış bütün ekseriyet için batılı azınlığına göre muhtemelen çok daha fazla ızdırap verecek ve bu ızdırap da ona karşı Çin ve Hint doğmasına sebep olacaktır. Şimdi Tanrısını çoktan beridir öldüren batılı Müslüman doğudan da böyle bekliyor diyor. Biz Tanrımızı öldürdük, sen de Tanrı'yı öldür. Tanrısını öldürmüyor, eğer öldürmüyorsan diyor, o zaman Tanrı adını öldür diyor. Yani işin biraz da Tanrı adını öldürmeye başladı, o noktaya getirdiler. Şimdi, zamanı iyi değerlendirmek için biraz hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Bu kitapta, biraz sonra orada da göreceksiniz, bu benim 4 yıllık çalışmamızdır, 4 yıllık yemeği yürüdür zaman içerisinde. 15 Temmuz hadisesi, Gezi Parkı hadisesi gibi bir de Karikatür krizi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki bir kameratistle girdiği mahkemelik hadise vardı hatırlarsınız. Onların Batı'ya yansıması, Batı medyasına, Batı entelektüellerine yansıması ile ilgili de değerlendirmemizi yapmaya çalıştık. 15 Temmuz hadisesinin patlak verdiği günüsü sabahleyin ve bu akşam da bilmiyorum. Televizyonda haberlere bakıyordum. Alman televizyonlarından kamu televizyonlarından birisinin muhabiri İstanbul'a gelmiş. Orada CHP'nin bir mitingi vardı veya bir gösterisi vardı. Onu vermeye çalışıyordu. İşte CNN ve CNN Türk'ün kanalına doğru gitti. Orada onları anlatmaya çalışıyordu. Orada baktı ki hadiseleri çok yanlış veriyorlar. İnsanlar röportaj yapıyorlar. Adam diyor ben böyle bir şey görmedim. O tam tersini değiştirerek yapmaya çalışıyor. Şimdi bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. 1990'lı yılların başında Saddam Hüseyin dünyada işte belli bir noktaya şişirdiler, getirdiler. Çok tehlikeli olduğunu söylediler. Yani Batı'nın gördüğüm bir şeyini sizinle bildiğiniz bir şeyini paylaşmak istiyorum. Batı bir şeyi bir adamın tırnaksında söylüyor veya kendisini götürecekse, başını yiyecekse önce onu bir şişirir, şişirir, şişirir.
Dünyaya çok tehlikeli bir, dünya barışı, dünya insanlığı için çok tehlikeli bir şahıs, bir ülke veya bir güç sahibi olduğunu dünya kabuğuyla maletikten inandıktan sonra bu sefer izahını yapar. Saddam Hüseyin'e aynı şeyi yaptılar. Saddam Hüseyin'i şişirdiler, ondan sonra Saddam Hüseyin'in düzenli darmadağını ettiler ve herkesi de buna inandırmışlar. Daha sonraları bu malzemelerin bir kısmı yanlış olduğu veya da bir uydurma olduğu, kimya, kitlesel silahları, yok edici silahlardan falan bahsetti. Onun aynı şekilde doğru olmadığı diye çıkıyor. Şimdi benzer bir şeyle Türkiye ile ilgili söyleniyor. Düne kadar Batı'nın biliyorsunuz son 100-200 yıl içerisinde Batı'nın Türkiye ile ilgili boğazın hasta adamı diye bir tabiri, bir yakıştırması vardı. Bu son yıllarda boğazın sultanı olarak değişmeye başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la ilgili söylenirken işte boğazın sultanı, boğazdaki sultan tabiri kullanmaya başladı. Son yıllarda Putin Erdoğan, Sovyet Rusya'nın Kürtlerinden dirilip tarih sahnesine dönmeye başladığı yıllardan itibaren Avrupa basında, Alman medyasında özellikle Putin'le ilgili çok kitaplar yazıldı. Çok uğraşıldı. Ben merak ediyorum, Türkiye'yle ilgili ne zaman yapılmaya başlayacak? Şimdi o başladı. Son yıllarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın eksenli yayınlar yapılmaya başlandı. İşin siyasi yönüne girmek istemiyorum ama Batı dünyasında en azından gördüğümüz bazı şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bizimle ilgili kitabın şeyleri söyleyen Batı, Zygmunt Gabriel, ben bunu yazdığımda kendisi henüz daha şeyin başkanıydı, SPD'nin genel başkanı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda hükümet kurulmadığı için henüz de mevcut hükümetin Dışişleri Bakanlığı'na devam ediyor. Zygmunt Gabriel, 2016 tarihinde Mısır'a gittiğinde, Mısır'ın şu andaki Cultan'ın başındaki şahısla görüşmesinde etkileyici bir başkan olarak Alman medyasında öyle bir sıfatta bulmuştu, bir tarife bulmuştu. Çok etkileyici bir başkan olarak demişti. Yani Batı'nın ne zaman nasıl diyeceğiyle ilgili bildiğiniz şeyi hatırlatmak istedim sadece. Erdoğan'la ilgili Die Zeit gazetesi var, bilenler bilir. Almanya'nın en etkili haftalık gazetesidir. Erdoğan Kürtlerin, Ermenilerin ve Kıbrıslıların bütün haklarını ihlal ediyor şeklinde bir başlıklı bir yazı vardı. Yani onun bütün şeylerde benzeri televizyonlarda, gazete küpürlerinde, başlıklarında, diğerleriyle ilgili başka şeyler görebilirsiniz. Ben şunu düşündüm ki, şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olmuş olsaydı, Ahmet ve Mehmet olmuş olsaydı, acaba aynı şeyi devam ederler miydi? Benim şahsi kanaatim, tespitlerim, araştırmalarım beni şu noktaya getirdi. Şahıslardan bağımsız olarak Avrupa kontrol edilebilir, özellikle Almanya merkezli Avrupa Birliği, Avrupa kontrol edilebilir bir Türkiye'yi kaybetme noktasına geldiğinde ipler koptu tabiri caizse, gerginlik başladı. Bana göre öyleydi, ben tespitlerim bunu diyorum. Yani kontrol edilebilir bir ülke konumundan çıkmaya başlayan bir Türkiye var Avrupa'nın bir gündeminde veya da oradan baktığımızda. Diğer taraftan 15 Temmuz hadisesi patlak verdikten sonra Almanya ülkelerinde bir milletvekilimiz var. İsim vermekle beş görmüyorum. Mustafa Yeneroğlu, ötüden de ben tanımıyorum. Şimdi kitap bulmuş, çerçevesi görev yapmış. Kendine göre bir birikim olan genç arkadaşlarımızdan birisi. Geldiğinde bu karikatür hadisesi patlak vermişti. Diğer taraf Cumhurbaşkanı mahkemeye vermiş. Bir mahkeme devam ediyor bu sefer. Diğer sanatçılar, diğer karikatürler sıraya gidiyor. Herkes şimdi Erdoğan'la ilgili bir şey söylüyor ve her söyleyen de gündeme geliyor. Ya Mustafa'ya dedim ki, Mustafa Yeneroğlu'na. Dedim ki, sen Cumhurbaşkanı'na söylemedin. Böyle bir şeylerin getirisi olmayacağını, biz siyasi bir çıkışla entelektüel bir taarruzla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan siyasi bir savunma var, siyasi bir şey var, bir hareket var veya bir adım atılmıştı Türkiye cephesinde ama Avrupa karikatüristiyle, sanatçısıyla, yazarıyla, bilmem işte ressamıyla top eli cevap vermeye başladı. Bunun üstesinde gelmek mümkün değildir. Mealen bana şunu dedi, ben söylemeye çalıştım ama galiba benden daha çok bu konularla ilgili Cumhurbaşkanı'na bilgi verenler var, onların sözü daha iyi sayılır oldu, ben anlamadım dedi.
Türkiye cephesinden Almanya'ya gelen her eleştirmeye itiraz hiçbir Avrupa ülkeye reva görülmeyecek derecede şimdi olduğu gibi sert ve geniş tabanlı bir karşılık buluyor. Şimdi geri düvene karşı tek başına kaldığımız bir dövüş meselesi olarak kalsın ama diyoruz bütün bunlara rağmen geri düvenden biri olmak da bir gurur ve gurur meselemiz olsun artık diyoruz. Şimdi dünyaya dünyayı kendisine düşman olarak almak, dünyayla mücadele etmek ne kadar akıllı olur onu bilmiyorum. Burada ben karar vermek istemiyorum ama biz orada ciddi manada muzdaribiz bu konulardan. Siyasetin de kendine göre bir dili var. O dil kullanmış olsaydı biz şu anda Avrupa'daki Türkler o bahsettiğim 2,8 milyonun bir kısmını kaldırıp bir kenara koysak bile 2 milyonun üzerinde Türk ve Avrupa Birliği içerisinde 4-5 milyona varan Türk Türkiye ile Avrupa Birliği çekişmesinden, Türkiye ile Avrupa Birliği çekmesinden son derece muzdaribiz. Giderek şehrimizde yaşadığımız alan daraltılmaya başladı. Psikolojik baskı üzerimizde giderek artıyor. Bizden daha tehlikeli bir duruma doğru gidiyoruz. Siyasetin yanlışları, entelektüelin itirazları ve uyarılarıyla doğrudur diye bir kanaatimiz var. Bunu Avrupa'da gördük. Biz Türkiye cephesinde maalesef bu entelektüel dayanışmayı göremiyoruz. Yani Türkiye'ye ister Ermeni meselesinde olsun, ister diğer meselelerde olsun bakıyorsunuz o gün geldiğinde Avrupa'nın yazarı, çizeri, sanatçısı, karikatürist hepsi topyekun bu konuyla ilgili herkes kendi sahasında, kendi kabiliyeti doğrusu bir şeyler ortaya koyuyor. Biz o tabiri caizse 12'ye 5 kala hazır kıta, konsolosluklara haber veriyor, büyük yetkililere haber veriyor, toplansın insanlar, birilere gelsin, evler meselesiyle ilgili bir şeyler anlatsın. Kendimizi anlatıyoruz, yani geç anlatıyoruz, zaten işten geçmiş olmuş oluyor. Birçok meselemizde niye bizim şu anda Avrupa'da daralmaya başladığımız, birileri bizim adımıza Türkiye'yi anlatırken, Türk milletini, Türk devletini anlatırken, niye burada bizim gazetecimiz, yazarımız, sanatçımız, edebiyatçımız, tarihçimiz, oralara gelip de meseleleri değişik yönleriyle değişik toplumlara, değişik insanlara anlatmıyor diye gerçekten hayıflanıp duruyoruz. Avrupa'nın başarısı ülkesi ve topluma bıraktığı her adımda aydınlığın tam desteğini almasa da onun eleştirisine itibar etmesiyle orantılıdır diyoruz. Ve bunu da daha fazla yoruma gerek kalmadan geçiyoruz. Şimdi Gart'taki şarkı bir Gart'taki bizim şark zihniyetinin bir kısa bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum, değerlendirmesi yapmak istiyorum. Avrupa'ya gelen siyaset ve devlet uzmanlarımız akıl dağıtmaktan, Türkiye'nin günlük politik mülazalarını buralara taşımaktan ve artık bu insanlara hala gurbetçi gözüyle bakmaktan kendilerine sığınabilirlerse düşe kalka nihayet kendi ayaklarının üstünde durabilen soydaş ve yandaşlarından Avrupa ve Avrupalılık adına çok şey öğrenmiş olacaklar. Hazır kıta veya yedek asker mantığıyla bakar, yerine göre de bizden olanlar ve olmayanlar olarak zihnimizde bu insanları kategorize ederseniz 5 milyon üzerindeki Avrupalı Türkiye rağmen hala Ermeni meselesi gibi bilgi meselelerde niye arzu ettiğimiz neticeyi alamadığımızı anlayamazsınız. Tabiri caizse 12'ye 5 kala birilerine kitap yazdırır, alelacele kitleler toplamaya çalışırsınız. Yine biz okur, biz dinler, biz haykırır, biz alkışlarız. Siz siyasetçi olabilir, siyasi düşünebilirsiniz fakat sizin bu yaptığınız siyasi değil diyoruz. Avrupalı Türk, ötekileştirilen azınlık olmayı daha çok meziyet ve hususiyet sahibi olabilme avantajına dönüştürebilirse, İslamofobi, Türk ve yabancı düşmanlığının kur gezdiği Avrupa kabullerine rağmen kendine yer edinebilir. Başkanım, ne kadar zamanı var? Son 5 dakika. Tamam. Şimdi Avrupa'nın geldiği nokta şudur. Çevremdeki insanlarla konuşuyorum. Değişik yerlerde çalışan, fabrikada çalışıyor, kadın erkektir, gençler var, yüksek okul mezunudur. Özellikle 15 Temmuz hadisesinin patlak verdiği güne itibaren herkes Almanya'da, Avrupa'nın birçok yeri, özellikle Almanya'da soruyorlar. Erdoğan'cı mısın, değil misin? Ne diyorsun? Onun yanında mısın, bunun yanında mısın? Şimdi insanları böyle kategorize etmeye başlıyorlar. Oradaki insanlar ülke durumuyla ilgili bilgileri kesinlikle bilmiyorsunuz, öyle değil. Alman toplumu kadar büyüklerinin
tırnak içinde söylüyorum, sözünü dinleyen, medyasında, televizyonunda, siyasetçisinde bugün konuşulanı sabahleyen harfiyle itirazsız kabul eden başka toplum ben tanımıyorum. O kadar yönlendirmeye müsait bir toplumdur. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili de son derece menfi bir yönlendirme vardır. Sonuçlarla hayretsin gerçekten. Avrupa Birliği, Avrupa dünyasında durumumuz kötü. Yani her şeyle her şeyimiz de yanlış değiliz. Her şey onların düşündükleri gibi doğru değildir. Ama Avrupa'nın kapasiteden beri, demin de söyledim, kontrol edilebilir, yönlendirilebilir, tırnaksız emir verilebilir bir Türkiye henüz daha hafızalarına silememişler. Biraz bunun sıkıntısı var. Biraz bizim yaptığımız yanlışlarımız var. Biraz niyetten öte bir takım söylenen şeylerin getirdiği sıkıntılar var. Biraz da Avrupa'daki sıkıntılarımız üst üste gelip devam ediyor. Nasıl patlayacak bilmiyorum. Ama bununla ilgili de uzun uzun Türkiye'de bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye toplumu gurbetçi dememesin. Gurbetçi bitti. Almancı kalmadı. Almancılar yok. Sizin Avrupa'da birkaç milyona varan vatandaşınız, soydaşınız var. Gönüllü, tırnak içinde söylüyorum, neferiniz var, askeriniz var. Siz Avrupa Birliği'nde bunun çalışması yapmanıza gerek yok. Sizin siyasetinizin gelip orada, orada nasıl yapılacağıyla ilgili oradakilere akıl vermesine gerek yok. Onları iyi dinlemeniz lazım. Türkiye'nin Avrupa'dan buraya, Avrupa'ya gönüllü o şartlarda yetişmiş insanların buradakilere oraya aktarırken Türkiye'dekilere akıl vermesi ne kadar abesleştirilse Avrupa'daki siyasetçilerimizin, büyüklerimizin de gelip orada ya şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demesi bence çok doğru bir ve geçerli bir metot değildir artık. Bunun terk edilmesi gerekiyor. Ve son olarak değerli arkadaşlar, Türkiye'nin özellikle başını çektiği hadiselerde bir İslam dünyasının sözcülüğü söz konusudur. Öyle görüyorlar, öyle değerlendiriyorlar. Siz ne kadar bunu farklı yerlere çekseniz de Avrupalı dün öyle görüyordu, bugün öyle görmeye devam ediyor. Bizim yeni yetişen nesillerimizde dinle ilgili bir sıkıntısı var, sıkıntımız var. Fransız bir şarkıcısı var, şu an ismini tam hatırlayamadım. Onun özellikle üçüncü nesil Avrupalı göçmen Müslümanlar üzerinde yaptığı bir araştırma var. Oliver Roy, şimdi hatırladım. O şunu diyor, diyor ki dindarın krizi aynı zamanda kültürün krizidir. Veya tersine baktığında kültür krizi aynı zamanda dindarın krizidir diyor. Din kültürü terk ettiği zaman veya kültür de terk ettiği zaman bir kriz başlıyor. Avrupa'daki yeni nesil Müslümanlarda, Türklerde de benzeri şeyle karşı karşıyayız. Türkçe gidiyor, milli kültür gidiyor. Alman size, Avrupalı size Türk olarak bakmıyor artık, Müslüman olarak. Sen Müslümansın diyor. Ve Müslümanı İslamileştirmeye başlıyorlar. Yani Müslümanı İslamileştirmek nedir? Şimdi Alman'ın birisi hırsızlık yaptığı zaman Alman diyor. Alman'ın birisi benim sebebi var. Alman'ın birisi cinnet getirir. Ailesinin de bir iki kişiyi katleder veya da bir şeyler yapar. O psikolojik rahatsızlık, bu ruh hastalığıdır derler. Ama Müslüman'ın birisi yaptığı zaman Müslüman bunu yaptı derler. Müslüman olduğu için yaptı. Bunu getirdiler, töre tiriyetine bağlarlar. İşte Kadir Han'la yapılan baskıya bağlarlar. Dolayısıyla Müslüman kökenli Türk veya hangisi olursa olsun herhangi bir cürüm işledikleri zaman mutlaka bunu getirirler, dinle ilişkilendirirler. Buna Müslümanı İslamileştirmektedir. Müslüman radikalize etmiş oluyor. Zamanla söyledik, kendi uyarımızı yapmaya çalıştık. Dedi ki, Avrupa'daki Türkler, Avrupa'nın Türk kimliğini tarif etmeli, çerçevesini çizmeli. Avrupa'daki Müslümanlar, Avrupa Müslümanlığının tarifini yapmalıdır. Değilse bunun başka şeyleri gündeme gelecektir. Nitekim geçmişte Avrupa Müslüman, Orta İslam denilen bir kavram ürettiler. Piyasaya sürdüler, Ebru'nun mücadelesini verdiler. Birileri bu işe destek verdi, birileri sözcülüğünü yaptı. Ve bu iş tutmadı. Daha sonra o iş yaptı. Şimdi Deutscher İslam, Alman İslamı gibi İslam'dan bahsediliyor. İslam'ın bildiği Alman'ın Türk'ü yoktu ama Müslüman'ın Türk'ü ve Alman'ı vardı. Öyle bir sıkıntıyla, tehlikeyle karşı karşıyayız. Bununla ilgili devletin yetkilileri bir çalışma yapıyor mu, yapmıyor mu bilmiyorum, bilmiyorum ama hocamızı bugün gördüm burada. Onlar zaman zaman gelip biliyorlar. Konularla ilgili arada ileride diyecek şeyler vardır. Ben edeceğim bir sesim var ama doğrusu biraz da bir şeyler söyleyeyim diye
biri damağın birbirine dolaşmaya başladı tabiri ise hızlı bir geçiş yapmaya çalıştım. En azından şimdi nokta koyayım, ileride söz olursa tekrar döneriz. Teşekkür ediyorum. Belki çok olunca insanın böyle hepsini birden bu kadar dar zamanda ifade etmek gerçekten zor. Biz ama sizi anlıyoruz. Burada sizi anlayan kardeşlerle, arkadaşlarla, gençlerimizle beraberiz. Çok teşekkür ederim. Sözü Şefik Kantar Bey'e bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum hazır olan. Ben başkanımdan 3-4 ay sonra gittim Almanya'ya. Gidişim planlı bir gidiş değildi. Aniden gitme ihtiyacı hissettim. 3-4 hafta içerisinde kendimi Almanya'da buldum. Köln'e indim. Havaalanından amcam ve bir iki arkadaş aldı. Dışarıda puslu, sisli, hafifçe deneyen bir hava. Kapkaranlık bir Almanya. Önceden Almanya hakkında fazla nasıl bir yerdir, insanlar nasıldır, ne yerler, ne içerler falan bu konularda düşünmemiştim. Ama Almanya hakkında ideolojik bir takım fikirlerimiz vardı. Bu ideolojik fikirler aslında antikomünizmden geliyordu. Almanlar Ruslarla savaşmış oldukları için iyiydiler. Hitler de iyiydi Ruslarla savaşmış olduğu için ama işin sonunu getirememişti, yazık. Yine o zaman herhalde biraz antisemitiktik. Ya bu Yahudi işini de tam halledemedi Hitler diye düşünüyoruz biraz. Cevat Rıfat Atilhan'ın kitaplarını birçoğunuz gibi yani o dönemleri yaşayanlardan bahsediyorum. Ben de okumuştum. Bir de tabii Birinci Dünya Harbi'nde Almanlarla silah arkadaşlığımız vardı. Silah arkadaşlığı önemli bir unsurdur. Bunun hem bizde hem de aslında halkta önemli bir karşılığı vardı. Almanlar sempatiyle bakılan bir topluluktu. Şimdi Almanya'da yaşamaya başladıktan sonra işte hemen okula, dil kursuna, şuraya buraya başladık. Ve ilk intibam, ya vallahi Allah, biz aslında birbirine bu kadar ilişkili iki toplumuz ama Almanları tanımıyoruz noktasına geldim kısa sürede. Şimdi biz sıcak bir toplumuz, yani en basit ifadesiyle. Almanya soğuk bir ülke ve çok soğuk bir toplum. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi daha çok şiirle falan anlatırız. Onlar edebiyatla, sosyolojiyle, felsefeyle falan kendilerini anlatmaya çalışmışlardır. O nedenle mesela büyük filozoflar, efendim, ilim adamları falan çıkmıştır Almanya'da. Ama işte daha 20-21 yaşında bir genç olarak gidip okula başladığımda aynı işte sıraları, aynı sınıfı paylaştığımız Almanlarla insan ister istemez kendisini karşılaştırıyor. Biz şimdi her gün tıraş olurduk, takım elbise giyerdik, mutlaka çoğunlukla kravatlı olurduk. Şimdi Almanlar daha o hippiliğin etkisinde, pejmürde kıyafetler, bir şeye benzemeyen saç, sakal, işte bize gayri tabi, gayri ahlaki gelen bir sürü davranış ve bir müddet sonra ya bu Almanya bitmiş, bu Almanya, biz daha bu okulları bitirip bu Almanya'yı terk etmeden dağılır, Almanya batar düşüncesine kapılır. Fakat okullar bittiğinde gördük ki biz kravatları atmışız ama beraber okuduğumuz Almanlar kravatları takmış. Her bir yerde Almanya için, Almanya'nın geleceği için çalışıyorlar. Şimdi ben bu toptancı değerlendirmeleri hala bugün yaptığımızı görüyorum. Ben 30 yıl fiilen kaldım orada. 7-8 senedir Türkiye'deyim. Ama orayla ilişkim devam ediyor. Gidiyorum, geliyorum ve çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Ve bakıyorum ki hala herhangi bir konuda
3-4 cümleyle toptancı bir değerlendirme yapıp işte ya batırıyoruz ya çıkarıyoruz. Böyle bir davranış tarzı içerisindeyiz. Şimdi başkanım da söyledi, 1961 yılındaki işçi göçü anlaşmasıyla bizim insanlarımız Almanya'ya gitmeye başladı. Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları vardı. Yani istediği şekilde iş yeri açamıyordu, insanlar iş yeri bulamıyordu. Almanya'nın da işçiye ihtiyacı vardı, çalışacak güce ihtiyacı vardı. Çünkü savaş bitmiş, savaştan sonra çok yoğun bir iktisadi faaliyet içine girmişti Almanya. Buna baktığımız zaman yine Almanya ile bizim iki karakteristik farkımızı, bir karakteristik farkımızı görüyorum. Birinci Dünya Harbi'nin ardından da öyle oldu. İkinci Dünya Harbi'nin ardından da öyle oldu. Şimdi Birinci Dünya Harbi'nin ardından biz sevri reddettik. Bir istiklal mücadelesine giriştik ve devletimizi kurduk. Fakat Almanlar kendilerine sunulan sevri anlaşmasını, yani onların sevrini kabul etmişlerdi. Ve de işgal altına girmişlerdi. İşte bilhassa Ruhr Havzası'nda Almanlar çalışıyorlardı, madenleri, kömür madenleri, içerik madenlerini işletiyorlardı. Ama çıkan madenleri vagonlara doldurup Fransa'ya gönderiyorlardı. Bu tabii büyük bir iktisadi krize de yol açıyordu. Ve bir de işte milli gururun kırılmasından dolayı da büyük tepkilere sebebiyet veriyordu. Bu tepkilerin neticesi toplum Hitler'in arkasına takılmıştı. O sürece baktığımız zaman yenilmiş olmalarına, müstemleke durumuna düşmüş olmalarına rağmen Almanların "Vah, yenildik, öldük, bittik, ne yapalım, artık tükendik, bir şey yapamayız" demediklerine şahit oluyoruz. Ve "Ha, bundan nasıl çıkılır" diye çeşitli önlerine sunulan yolların ardından işte belki de en kötü yol olan Hitler'in peşine takılmayı tercih ettiler. Şimdi Hitler de Almanların çalışkanlığını, disiplinini kullanarak en önemli Almanların iki vasfı nedir diye soracak olursak alacağımız cevap bir çalışkanlıklarıdır. İkincisi disiplinli oluşlarıdır. Hitler bunu değerlendirdi. Mesela buna bir örnek olarak vermek gerekirse 1936 yılına kadar Almanya'nın ordusu yoktu. Sadece jandarma gücü vardı anlaşmalar gereği. 1936 yılında Hitler bu anlaşmaları tanımadığını ilan etti. Ve 1936 yılında kurduğu ordularla 1939 yılında dünyaya savaş ilan edecek duruma geldi. İşte hani patates yiyerek çalıştılar diye ifade edilen aslında budur. Almanlar devletleri bir istikamet gösterdiği zaman ki Mahmut Bey söyledi, devletlerine çok inanan bir millettir. Patates yiyerek görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi %70'i Almanya'nın yıkıldı İkinci Dünya Harbi'nde. Ondan sonra da öldük, bittik, mahvolduk demediler, çalışmamız lazım dediler. Ve de işte ondan 15 yıl sonra Türkiye'den, İtalya'dan, İspanya'dan, Yunanistan'dan, Yugoslavya'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden iş gücü çağırmaya başladılar. Neden? Çünkü kurdukları sanayi döndürecek insan gücüne ihtiyaç hasıl olmuştu. Tabii sosyologlar, bazı düşünürler, ya Almanlar işte bu Birinci Dünya Harbi'ni dünyanın başına bela ettiler, İkinci Dünya Harbi'ni çıkardılar. Neden bunları yapıyorlar, neden bu topluluk ikide bir dünyanın başına bela olur diye düşündüklerinde en üzerinde fikir birliği edilen konu, diğer Avrupa devletleri, bilhassa Fransa ve İngiltere, İşte Hollanda, Belçika falan bunlar bile Avrupa dışında dünyanın çeşitli yerlerinde büyük sömürge topraklarına sahip oldukları halde Almanya buna sahip olamadı.
sahip olamamanın verdiği kompleks de onun oluşturduğu tepkiyle onu başka bir şekilde kapatma yoluna gittiklerinden boyuna savaş çıkaran bir topluluk olarak şey oluyor. Bu savaşlar biliyorsun basit savaşlar değil. İkinci Dünya Harbi'nin insanlığa maliyeti 55-60 milyon ölü. Ve bunun 5 ila 7 milyonu Alman. Şimdi bir de tabii harpten sonra Almanya niye çabucak bu işleri becerebildi, yani bu kalkınma hamlelerini? Almanların askerleri cephelerde ölürken Almanya şimdi büyük bir ciddiyetle teknik elemanlarını, yani mühendislerini, teknik elemanlarını, ustalarını, ustabaşlarını korudu. Onlardan fazla zayiat vermedi. Gerekli olan sermayeyi de Amerika Soğuk Savaş'ın başlaması nedeniyle ülkeye akıtmak durumunda kaldığında bu kalkınma hamlesini başlattı. Ve işte nihayet bir günde bize ya gelin dediler. Burada ilginç bir nokta var. Bizim işçilerimiz Almanya'ya gelmeye başladılar. İşte onun için bir anlaşma yapılıyor. Halbuki çağıran Almanya, ihtiyacım var, çalışacak insan gönderiliyor. Ama devletler arasında bu anlaşma yapılırken Almanya yok dedi. Biz dedi öyle şuradan buradan çağırıyoruz diye dedi bir anlaşma yapamayız. Türkiye başvuracak Almanya'ya. Ya benden işçi alır mısınız diyecek. Almanya da onu kabul etmiş olacak. Ve ona göre bizim işçilerimiz işte buraya, Almanya'ya gelmeye başladı. Daha sonra İsviçre'de bir düşünür. Türkiye'den ve diğer ülkelerden gelen işçilerin durumunu tasvir ederken ya aslında biz iş gücü istemiştik, insanlar geldi demişti. Şimdi Almanlar dışarıdan bu insanları isterken aslında insan olarak değil, iş gücü olarak istemişler. Yani bir makinenin bir çarkı olarak düşünüyorlardı. Ve yine bizim dilimizde pelesenk olan bir şey var. İki yıllığına işte herkes gitti. Evet, Türkiye'den gidenler hep iki yıllığına gittiler. İki yıl sonra döneceklerdi. Çünkü anlaşmalar öyleydi. Yani o ilk giden işçilerin iki yıldan fazla kalmak için oturma müsaadeleri ve çalışma müsaadeleri yoktu. Ancak bu iki yıl bitince sanayiciler, ya dediler bunlar tam alıştılar, öğrendiler, en azından verilen komutları anlar duruma geldiler. Bunları gönderip yerine yenilerini almak avantajla doğru bir durum değildir. Ve uzatma yoluna gittiler. Ancak Alman devletinin, veya siz ona derin devlet deyin, bu İçişleri Bakanlığı üzerinden yürüyen politikasında Almanya'nın 80'lerde, 2000 yılında, işte daha sonra nasıl olacağı bence ta o zamanlar hesaplanmıştı. Biz hep ya işte buraya o kadar insan gelecekti, bunlara ne yapılacağı düşünülmedi deriz. Aslında bence bunlar düşünülmüştü. Çünkü Almanya kendi dışında olan topluluklara, yani Alman olmayan topluluklara bakarken ben bunu nasıl değerlendiririm, ben bunu nasıl zararsız vaziyette tutarım anlayışıyla hareket etmektedir. Türkiye ile ilgili politikası da, Türklerle ilgili politikası da oradaki Türklerin sayısının rahatsızlık vermeyecek bir seviyede devamlı tutulmasıdır. Bu tabii rahatsızlık seviyesi illa rakam değil. Onların durumları, konumları, talepleri, arzuları, geleceğe ilgili planları falan bütün bu çerçevede ele alınmaktadır. Şimdi soğuk millet dedik, kuralcı millet, çalışkan. Şimdi biz mesela bir sürü fıkralarımız vardı, bir Nasrettin hocamız vardı, o bile yeter. Şimdi mesela Almanların böyle sembol isim diyebileceğimiz bir Nasrettin hocaları yoktur.
fıkraları, güldükleri şeyler de gene böyle ciddidir. Ama orada karakteri yakalarsınız, Alman karakterini, Alman toplumu nedir, Alman insanı nedir diye. Şu anda aklıma geldiği için bir misal olarak söyleyeyim. Hani bir sürü fıkra vardır, işte bir Arap varmış, bir İranlı varmış, bir Türk varmış falan filan diye. Böyle fıkralar Avrupa'da da vardır. Şimdi bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman varmış. Bunlar Fransa'da giyotine mahkum edilmişler. Önce İngiliz gelmiş, son arzun nedir demişler. O da ya işte bir dulde viski demiş, İngiliz milli içeceği. Vermişler, o viskisini içmiş, kafasını giyotine uzatmış. Salmışlar giyotini, fakat giyotin düşmemiş. Ve giyotin cezasında da gelenek şudur, eğer giyotin saldırıldıktan sonra düşmüyorsa o kişi, ha demek ki işte Allah bunun ölmesini istemiyor, affediliyor. İngiliz affedilmiş. Fransa'da gelmiş sıra. Son arzu nedir demişler. Şarap demiş, işte bir kadeh şarap. Ona da vermişler şarabını, o da uzatmış. Fıkraya bu, giyotin gene düşmemiş. Fransız'da bırakmışlar. Sıra Alman'a gelmiş. İşte son arzun nedir? Herkes onunla bira istemesini bekliyor. Demiş ya bırakın son arzunu da önce şu giyotini tamir edin. Şimdi bu şimdi işlerini ne kadar aslında sağlama aldıklarını göstermek için anlatılan bir şey. Şimdi onlar 60'lı yıllardan itibaren işlerini sağlama almak için çeşitli tedbirler aldılar. Peki biz ne yaptık? Şimdi 63'lü yıllarda Bülent Ecevit Çalışma Bakanı'ydı. Türkiye'nin herhalde en genç bakan olan kişisiydi o zaman. Tabii Çalışma Bakanı olduğu için de Almanya ile ilgiliydi. Mesela onun Almanya ile ilgili ki gazeteciliği de bırakmıyor politikacılık yaparken dönemin Milliyet Gazetesi'nde böyle 5-6 gün süren Almanya ile ilgili bir şey var, röportajlar var. Şimdi orada görülüyor ki aslında Türkiye bir işin farkında. Yani daha o zaman nüfus az iken bile o Çalışma Bakanı'nın tespitleri, yarın bunların kültürel problemler olacak, eğitimle ilgili problemler olacak, aile problemi olacak, buradaki ekonomik hakların gelişmesi gerekir, sosyal haklar, siyasi haklar aslında o zaman da var. Ama Türkiye hiçbir zaman bunların yaptırma, dönüşme teşebbüsünde de bulunmuyor. Ha neden? Çünkü oradaki, buraya gönderilen insanları Türkiye'nin döviz açığını karşılayan insanlar olarak görmek daha kolay geliyor. Çünkü Türkiye'nin o zaman önemli miktarda döviz açığı var, dövize ihtiyacı var. Ve bu insanlar da döviz kaynağı. Ve o zamanın uygulamalarına göre çalışanlar sadece işte devlet bankasına paralarını yatırıyorlar. Yani mutlaka kayıt altında alınmış oluyor döviz. Dövizi zaten bozdurma mecburiyeti var. Tabii şimdi herkes alışverişi dövizle falan mı yapıyor? O günler hayal gibi geliyor. Şimdi aynı konuyu ben Almanya'ya giderken de yaşamıştım. Ben aslında pasaport falan bir haftada hallettim. Ama gitmek için döviz gerekiyor. 750 mark tutarında dövizinizin cebinizde olması lazım. O zaman vize yoktu, onu da hatırlatayım. Ben iki haftadan fazla bir süre döviz almak için sıra bekledim. Şimdi döviz çünkü sırayla veriliyor, yok döviz. Bu yurt dışındaki insanlar da işte döviz kaynağı ve Türkiye'nin önemli bir açığını kapatıyorlar. Öte yandan bu insanlar işte yazın hararetle, hasretle bekleniyorlar. Neden? Bunlar geldiği zaman işte düğünler yapılıyor, nişanlar yapılıyor, efendim sünnetler yapılıyor, araziler satılıyor, binalar satılıyor, temeller atılıyor, bir sürü hediye geliyor. Yani mesela düşünün bir işte kravat, bir toplu iğne, bir paket sigara,
Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Şu anda mesela kravatın önemli bir hediye olduğu hafızalarımızı almayabilir. Ama o ince İtalyan kesimi kravatlar o revaçta. Şimdi gömleğinden efendim çorabına şimdi şeyden geliyor. Köylerde bayram havası oluşturuyor. Daha sonra tabii bu teypler, televizyonlar falan gelmeye başladı. Bu Türkiye'de de önemli bir dönüşüme yol açtı. Çünkü şimdi iletişim altyapısının kurulması ve insanlar arasındaki iletişimin artması için araçlar nedir Türkiye'ye girmiş oldu. Müzik endüstrisi canlandı. O bizim bildiğimiz büyük sanatçılar, Zeki Mürenler, Emel Sayınlar falan önce onların Avrupa'da çıkardı kasetleri, sonra onlar Türkiye'ye gelirdi. O zaman tabii o iletişim şeyinde nedir orada ihtiyaç belirdi. Türk gazeteleri yayınlanmaya başlandı. En önce akşam gazetesi, zamanın akşam gazetesi. Sonra işte Tercüman, Hürriyet sırayla bütün gazeteler orada. Önce buradan giderdi gazeteler, Türkiye'den giderdi. İstasyonlarda insanlar alır okurlardı. Sonra orada nedir basılmaya başlandı. Ve tabii o iki yıl, o 6 yıl, 8 yıl olunca bu sefer Türkiye'den ailelerin feryadı figanı başladı. Şimdi koca orada, hanım burada veya hanım orada, eşi burada. Şimdi aileler bir yerde bozulmaya, feryat etmeye başladılar. Ha, o zaman aile birleşimi kavramı çıktı. Ve ailenin burada olan fertleri oraya çağrılmaya başlandı. Bu tabii neye yol açtı? Eski haim denilen o yurtlarda o toplu veya tek kişi kalınan odalar yerine bu sefer ya küçük de olsa bir eve çıkma dönemi başladı. Ha niye küçük oluyordu? O zaman hala 2 yıl sonra döneceğiz diyorlardı. Planlar yine ona göreydi. Hele şu tarlanın şeyini bitirelim ya da şu inşaat bitsin döneceğiz diye düşünüyorlardı. Fakat devreye aldığım çocuklar girdi. Şimdi çocuklar doğdu falan. Ya hele okula başlasın, hele 3. sınıfı geçsin, hele 5. sınıfı geçsin. Şimdi yani bu hikayeyi aslında biliyorsunuz hala insanlarımız orada. Şimdi şu çok Türkiye'de söyleniyor. Ya Almanlar ne yapsın? İşte bizimkiler de oturmasını bilmez, kalkmasını bilmez, yemesini içmesini bilmez. İşte vahşi, işte buradaki köydeki hayatını orada yaşamak istiyor falan. Şimdi ben bu değerlendirmeleri oldum olası haksızlık olarak gördüm. Öyle buluyorum. Neden? Almanların Türk toplumuna karşı söylem geliştirmeye başladıkları yıllar 80'li yıllar. Yani 60'ta oraya insanlarımız gitti. 1981-82 yılına kadar Alman toplumu içerisinde yabancı karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, Türk karşıtlığı, düşmanlığı falan diyebileceğimiz bir şey olmadı. Bu 80'li yıllarda başladı. Ve işte 1982 yılında Hamburg'da Semra Polat değil mi? Şimdi Semra Polat isimli bir Türk yaptı kendisi. Şimdi o zaman okuldaydık. Tabii o heyecanla bir bildiri yayınlamak istedik. Bildiriyi ben yazdım. Bildirinin başlığı Yahudiler gibi olmak istemiyoruz. Şimdi o zaman bir sürü öğrenci derneği vardı. En sağından en soluna. Hiçbir Alman öğrenci derneği bu bildiriyi bizimle beraber yayınlamak istemedi. Şimdi o zaman ben Almanlardaki milliyetçilik anlayışı konusundaki teşhisimi kesinleştirdim. Şimdi Alman toplum çok milliyetçi toplum.
biz şimdi burada komünistlerle kavga yapardık. Komünistler milliyetsiz, Türkiye karşıtı, millet düşmanı, millet karşıtı, şu bu falan filan. Oraya gittiğimizde de hakikaten başka ülkelerden gelen komünistler de vardı. Onlarda da kendi ülkelerine, kendi milletlerine karşı tavırlar vardı. Fakat Alman komünistlerinde Almanya'ya karşı bir tavır yoktu. Şimdi onlar gördüm ki milliyetçiliği bir söylem olarak değil, konuşulan bir konu olarak değil, yaşanan bir konu haline getirmişler. Şimdi herkes şu veya bu şekilde ülkesi için, milleti için şu veya bu şekilde nedir çalışıyor. Bu hususu aslında şurada da gayet kolayca görebiliriz. Bu bizde daha çok yaşanıyor. Mesela işte bizim buradan politikacılar, bilim adamları, işte gazeteci, yazar, çizer falan işte gelir Almanya'ya veya Avrupa'nın değişik bir yerine. Şimdi mikrofonu eline aldığı zaman önce Türkiye'de ne kadar düşmanı varsa şimdi bunları bir şey yapar, sıradan geçer. Şimdi ben şimdiye kadar bir Alman politikacının veya bir Alman ismin yurt dışında Almanya'daki rakibi, düşmanı ne olursa olsun onun aleyhinde bir kelime konuştuğuna şahit değil. İşte bunu da ben gene milliyetçiliğin hayat şekline gelmesinin bir tezahürü olarak görüyorum. Ha, aramızdaki meseleleri biz aramızda halletmeliyiz. Başkalarından bu konuda ne bir beklenti içinde olmalıyız, ne de onlara bunu aktarmalıyız. Şimdi bunu mesela Alman toplumunun örnek alınacak bir davranışı olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ve yabancı düşmanlığı Almanya'da işte Sosyal Demokrat Başbakan Helmut Schmidt'in bir sözüyle resmi safahat kazanmış oldu. Artık kayıp doldu dedi. Bunu bir 1 Mayıs'ta bir işçi bayramında söyledi. Ha, yine kayıp doldu, artık dışarıdan kimse gelmemelidir. Aslında Almanya 1973 yılında dışarıdan işçi alımını durdurmuştu resmi olarak. Ancak aile birleşimi yolu olsun, değişik yollar olsun insanlar yine geliyordu. Ama o Helmut Schmidt'in o sözleri bunun resmi şeyi oldu. Bunun ardından hemen toplum buna uygun hareketler göstermeye başladı. Ne oldu? Bazı dükkanlara mesela bu hakikattir, abartma değildir. İşte yabancılar ve köpekler giremez diye lafa asanlar oldu. Türkler ve köpekler giremez diye lafa asanlar oldu. Ama tabii Alman kamuoyu buna tepki gösterdi. Ve kanun da müdahale etti bunlara. Kısa sürede bu yok oldu. Ancak bu tabii yabancı düşmanlığının yok olması anlamına gelmiyordu. Yabancı düşmanlığının seyri mümkün olduğu kadar dikkati çekmeyecek şekilde gelişti. Mesela önce bu yabancı düşmanı hareketleri olduğunda hemen ya bunlar işte bir kısım yaşlı Nazi, yani Hitler döneminden kalan, yaşları 70-80 olmuş, yaşlı kişi, bunları aldırmayın. Şimdi 8-10 yıl böyle gitti. Ama ondan sonra söylem değişti. Çünkü o yaşlı fazla kişi kalmamıştı halen yaşayan. Ya bunlar bir takım genç, lümpen, gelecekten ümidini kaybetmiş bir takım kişiler dendi. Bir müddet de onunla oyalandık. Fakat sonra görüldü ki, şimdi Nazilik o ruh hali olarak artık kendisiyle baş edilemez bir şekilde karşımızda duruyor. Önceden Nazi Partisi diye adlandırılan partide olan kişiler zannediliyordu. Ama günümüze geldiğimizde bakıyoruz,
Sosyal Demokrat Parti'de de, Hristiyan Demokrat Parti'de de, Yeşillerde de, Liberallerde de bu Nazi fikirleri, Nazi düşünceleri şu veya bu şekilde yaşıyor ve kendisini gösteriyor. Bazısında şimdi bu bazısında kendisini Türk düşmanlığı, bazısında Müslüman düşmanlığı, bazısında umumi yabancı düşmanlığı, bazısında mülteci karşıtlığı, bazısında işte bu kriminaliteye karşı olma, suç işleyenlere karşı olma, bazısında kültüre karşı olma, efendim. Şimdi herkesin yabancı düşmanlığının değişik şekilde bir uygulama alanı var Almanya'da. Mesela bugün Merkel'de oturduğumuz zaman bize kendisinin ne kadar aslında yabancıların dostu, Türklerin işte teyzesi, Türkiye'nin müttefiki olduğunu çok güzel anlatır. Sosyal demokratlar da anlatır. Ama şimdi belli konulara geldiğiniz zaman oraya hiç girmezler çünkü yabancı Türk düşmanlığı alanları onların orasıdır. İşte mesela bir devlet olarak Merkel hakikaten Türkiye'nin Almanya'nın iyi bir müttefiki olması gerektiği kanaatindedir. Şimdi Türkler de sever, niçin sever? İşte Türkiye iyi bir tatil ülkesidir. Türkler orada sadık vatandaşlar olarak çalışmaktadır. Efendim, Almanya'da vergi vermektedir, istihdama katkı sunmaktadır. Sonra işte İkinci Dünya'dan sonra Almanya'nın inşasında bilfiil çalışmıştır. Merkel o kadar çalışmamıştır, o çünkü Doğu Almanya'daydı. Sonradan geldi Batı'ya. Yani Almanya'ya hizmeti olan bazı Türkler, Merkel'den daha çok hizmet etmiş kişilerdir Almanya'ya. Merkel de bunu aslında bilir. Ama işte Türklerin döneri de sever. Her yıl iki kere mutlaka ya döner yerken ya döner keserken mutlaka poz verir. Neden? Çünkü dönerde de Almanya'ya bir katkı sağlanmaktadır. Dönercilerin cirosu 10 milyara dayanmış vaziyettedir ve bu Almanya için önemli bir şeydir. Ama işte özetle söyleyeyim, Türklerin ama Türk olmasına sıra geldiği zaman işte dil konusu, Türk kültürü konusu, adetlerin, geleneklerin yaşatılması falan konusuna geldiği zaman uyum sağlanması lazım, buraya işte ait olmak lazım falan diye buna şey yapar. Şu andaki Alman Nazilerinin, daha doğrusu Nazi fikirlerinin en büyük ideologlarından birisi Sosyal Demokrat Parti'nin faal bir üyesidir. Efendim, yani parti farkı falan da nedir? Yoktur. Şimdi baştan dedim ki biz o kadar yakın şeylerde olduğumuz halde tanımıyoruz. Şimdi şu anda da Almanya'da zaten hepinizin bildiği gibi sıkıntılarımız var. Ve bu sıkıntıların büyük ölçüde onları yeteri kadar tanımamamızdan kaynaklandığını da düşünüyorum. Neden? Tanısak ve ona göre hareket etsek bize karşı bu şeyleri yapmalarına en azından karşı koymaya çalışırız, müsaade etmeyiz. Mesela işte karikatür krizi dendi. Şu anda Almanya'da revaçta olan bir fıkra diyeyim yani, bu Merkel fıkrası. Şimdi orada her dönemin başbakanı ile ilgili fıkralar vardır. Ve şu anda mesela bir internete girip Merkel fıkraları diye Almanca sorsanız size bir sürü sayfa çıkar. Şu anda revaçta olan fıkralardan birisini söyleyeyim de öyle kapatayım. Şimdi bir yerde bir işte ufak bir topluluğun işte 5-10 bin kişilik bir kasabada birden bir panik havası oluşmuş. Birileri bağıra çağıra dolaşıyorlar, ya Merkel'i kaçırmışlar, rehin almışlar, kurtarmanız lazım. Demişler ya nedir, toplanmışlar. Demişler işte birileri Merkel'i kaçırdı,
ya 10 milyon işte euro fidye ödenecek ya da Merkel'i yakacaklar. Hemen yarım saat içerisinde 15 ton benzin toplanmış. Şimdi bu mesela şu anda revaçta olan şeylerden birisi. Ama şimdi Merkel bunun için ne kimseyi bak beni yakacaklar var diye mahkemeye verir. Ne bir savcı bundan dolayı nedir harekete geçer ne de vay efendim siz bizim Merkel'imizi nasıl yapıyorsunuz diye sosyalde şey, Hristiyan demokratlar bunu ciddi bir şey olarak nedir değerlendirmezler. İşte bir zaman mesela bir fıkra için bir caminin yakılmasından daha fazla tepki gösteriyoruz. Çünkü orada mesela Enes'i katliamları hala mahkemeleri bitmedi. Nazi cinayetleri işlendi. Evlerimizi yaktılar. Bu karikatür şeyinde veya fıkra şeyinde olan meselesinde olan tepkileri ne yazık ki göstermedik. Olabilir. Nedir? Mentalde farkı. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, her iki arkadaşımız da aslında daha rahat böyle bir iklime girildiğinde sabaha kadar bu meseleleri sizin aslında zevkle dinleyeceğiniz böyle usulde anlatabilirler. İnşallah başka bir zamana onları bırakmak durumundayız. Ben her iki arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Merkel'in fıkrasında ortaya konulan bu benzin hikayesi, esprisi biraz şöyle. Yani Merkel bu kadar gerginliğin içerisinde sık sık Türkiye ile her şeye rağmen işbirliğini savunan ve sık sık bunu dile getiren az önce tarif edilen o Alman milliyetçilerinin bu sebeple devamlı hedefi olan bir hanım. Şunu söylüyor. Çünkü Almanya'da bu uzatmak istemiyorum ben de konuşup ama Avrupa'da daha doğrusu Türkiye'ye bakan kesim ikiye ayrılmış durumdadır. Avrupa değerleri üzerine bir birlik oluşturmaya çalışanlar kesinlikle Avrupa'nın içinde Türkiye'ye yer olmadığını ifade ederler. Onlar sadece Türklere, Müslümanlara değil, Ortodokslara bile bu birlik içinde yeri yoktur diye bunun altını çizerler. Güçlü Avrupa'yı savunanlar Merkel de bunların içinde Avrupa Birliği'ne üye olmasına karşıyız. Ama imtiyazlı ortaklık yapmalıyız. Türkiye ile her zaman işbirliği içinde olmalıyız diye bir şey yapar. Bu dahi Avrupa Birliği'ne açıkça karşı çıkan, üyeliğine karşı çıkan Merkel'in bu söylemi dahi hedef olmasına yetiyor. Böyle bir şeyde yaşıyoruz. Ben şimdi sizin arkadaşlarımıza soracağınız sorular olduğunu düşünüyorum. Kime soru sormak isterseniz onun arkadaşlarımızın adını vererek hemen ilk kaldıran arkadaşımızdan başlıyorum. Buyurun. Almanya'da Türkler ve Kürtler arasında ilişki nasıl? İkinci sorum da yeni... Kime sorduğunuzu da söyleyin arkadaşlar sorunuzu. Onu ben beyefendiye sorayım. Tamam, ya da ilgili kimseye yaptırabilir. Bir de yeni neslin korunmasına dair ilgili çalışmalar var. Peki, Türkler ve Kürtler mi dediniz? Evet. Şimdi yeni neslin korunması ile ilgili. Şimdi Almanya'nın elinde Türkiye'ye karşı kullandığı tüden beri gördüm iki poz var. Bunlardan birisi Alevilikti, birisi de Kürt meselesidir. Bu devamlı olarak Türkiye'ye karşı kullanılan pozlardan birisi. 1970'li yıllardan itibaren, hatta önceki 1980'li yıllarda da 12 Eylül döneminden sonra da Kürt'üm diyen herkese neredeyse Almanya'ya sığınma hakkı veriyordu. Siyasi itiraz hakkı veriyordu. Bu Almanya'nın değişmedi politikasıdır. Çok ağır olarak PKK Almanya'da etkinlik, onu söylemek lazım. Organize olmuştu. Bunlar içerisinde dindar, muhafazakar Türk kardeşlerimiz, onlar camilerde diğer insanlarla birlikte orada problem yok ama ciddi bir şey var, bir teşkilatlar var, organize olmalar var. Bir de Alman medyasından, kamuoyundan
devletin bizim bilmediğimiz imkanlarından, kalanlarından da ciddi manada destek görüyorlar. Şeyler maalesef ayrılmış durumda. Yani Türkiye'deki hadiseler birebir Almanya'ya, Avrupa'ya yansıyor. Buradaki gerilim ne kadarsa oradaki de o kadar. Orada biraz daha fazladır hatta. Hiç olmazsa burada iki tarafı yumuşatan, homojenleştiren, kendi ülke yapımız var, kültür yapımız var, günlük hayatımız var, insanların alışverişi var, beşeri münasebetler var. Orada biraz daha farklılaşmaya başladı. Bir de devamlı körüklenmektedir hadiseler burada. Bu böyledir. Yeni nesil, bizim en büyük yaramız oldu. Üçüncü nesil Türkler giderek özellikle dilin yavaş yavaş, hep şunu söylüyorum, benim kuşağımdan sonra, bizim kuşağımızdan sonra Avrupa'da, Almanya'da Türkçe yazan kalmıyor, kalmayacak biz göçtükten sonra. Yeni nesiller Türkçe yazamıyorlar. Doğrusu konuşamıyor da bırakın konuşmayı, yazamıyorlar zaten. Almanca yazmak, Almanca yazanlar var, Alman toplumuna, Alman kamuoyuna, Alman okuyucusuna hitap ederler. Onların Almanya'da gelirken Düsseldorf havalarına gelince dergileri karıştırıyordum. Bu son olarak İspanya'da tutuklanan bir Türkiye kökenli bir yazar vardı. Doğan Akan mıydı? Evet. Onunla ilgili tekrar röportajlar yapmışlar. Sanki değişiklik de şurada burada. İçinde şu geçti. Yani Cemil Çelikli'ye de söyledim. Dedim ya kendi memleketimizde her türlü sahip çıkıyoruz. Yani bu mücadelesinde bize sahip çıkan yoktu. Ya ötekiler bu memlekete küfrediyor, affedersiniz, hakaret ediyor, onları göklere çıkarıyor. Ne yapsak? Biz de gitsin onların safra mı içmedik? İşte ne yapsak? Öyle nesil yaptı, içimizden geçti. Yeni nesil Türkler, şimdi ilk gelen neslin ortalama eğitim seviyesi, ilk okul seviyesindedir. Bunu her şey biliyorsunuz. İkinci nesil, ben ikinci neslin ilk kuşağıyım. Birinci nesilin, üçüncü neslin arasında biz köprüyük. En büyük yükü biz taşıdık. Yani birinci neslin boşluğunu ikinci nesil doldurarak üçüncü nesile ortam hazırlamaya çalıştı. Üçüncü nesil hazır ağırlıklı olarak Almanya'da doğup büyüyen veya küçük yaşta yetişenlerdir. Bizim okuma, liseye, üniversiteye gitme oranlarımız Almanlara kıyasla çok çok düşüktür. Ama kendi içimizde kıyasladığımızda son 60 yıl içerisinde ciddi manada bir artış var. Şu anda rakamlar eğer beni yanıltmıyorsa Almanya'da 150 bin civarında üniversitede okuyan Türk kökenli öğrenciler var. Bu geçmişte hayal bile edilemezdim. 5 bin, 10 bin civarında dolaşıyordu. Çok ciddi manada artış var. Şimdi artık Türkler orada kendi doktorları var, avukatları var, muhasebecileri var. Bilmem işte şusu var, busu var. Hatta Almanya bile gitmeye ihtiyaç kalmıyor. O noktaya doğru gidiyor. Ben şundan korkarım. Zaman içerisinde ya yine çok olmaya başladı. Düne kadar işte bunlar da hiçbir şey olmaz diye. Şimdi iş adamı çıktı, yazarı, çizeri, gazetecisi, doktoru, mühendisi, avukatı falan çoğalmaya başladı. İşte öyle bir göze bakmaya başlayacak ama genel hatlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha mahal müdahale etmesi, sahip çıkması gereken en önemli konu yeni yetişen nesillerin kendi kültürünü muhafaza etmesidir. Eğer biz kendi kültürümüzü kaybedersek, şimdi Türk'ün kendi kültürünü kaybetmesi Cengiz Aytmatov'un dilimize soktuğu mankurtlaşma hadisesini başlattı. Onu görüyorsunuz burada zaten. Yani bir insan kendini bilirse, Rabbini bilen kendini bilir, kendini bilen Rabbini bilir diye o ilahi düsturda hareketle söylediğimizde bu insanlar kendini bilirse etrafını da bilirler. Kendini bilmeyenler etrafa ciddi manada sıkıntı vermeye başlıyor. Yani uyum ve entegrasyon hadisesi düne kadar söyledikleri gibi dil bilmeyenlerle değil şimdi. Orada doğup büyüyenlerle problem var. Almanya'da giderek Türkçe özellikle boğmaya çalışıyorlar. Son bir cümle, o Kızılderililerin yazdığı mektupta son memşur ne olursa son bilmem ne olduğunda ne olacak falan diye başlar. Ben de diyorum ki camilerdeki imam son Türkçe vaaz eden veya hutbe okuyan imama nokta konulduğunda öğretmenden son Türkiye'den gelen Türkçe öğretmenin nesli tükendiğinde kapatıldığında biz orada kültürel olarak bitmiş olacağız. Ama bundan sonra ne olacak? Camiler devam eder. Orada Alman Müslümanlar olurlar. Türkiye kökenli Alman Müslümanlar olurlar ama Türklükten bir şey kalmaz. Evet. Ben bu Kürt meselesinde bir cümle söyleyeceğim. Dindar Kürtler ve Türklerle arasında hiçbir sorun yok. Türkiye'de olduğu gibi. Dinini kaybedenler veya hiç öğrenememiş olan Kürt ailelerin çocukları
Almanların asimilasyon şartı içinde Almanlara taze iş gücü olarak katılma tarafından kaybettiğimiz kardeşlerimiz de Türk çocuklar da böyledir. Buyurun. İyi akşamlar. Ben aykırı bir şey söyleyeyim ve de destek amacıyla. Birincisi Türk milliyetçileri, Türklerin Almanya'da ne işi var sorusunun cevabını bulmadığı müddetçe problem devam edecek. Önce bunu sorgulamamız lazım. Yani Türkler Cumhuriyet'in kuruluşunun 40. yılında niçin Almanya'ya gittiler? Bu birinci soru. İkincisi, arkadaşlarımız anlattılar çok güzel şeyler ama bir mevzu daha var, gençlenebilmesi lazım özellikle. O da şu, Almanlar bizim içlerimizi Almanya'ya götürürken, şu anda yaşadığımız şehrin Harbiye'de, Harbiye semtinde, bir mekan kurmuşlar. Yerel işçilerimizi anadan doğma soyup, bütün şeyleri uzuvlarını gözden geçirip, tedavi edip, herhangi bir hastalığı olanı peşinen ediyorlardı. Sadece bir şey istisna, o da şu. Teknik liselerden mezun olanları buna tabi tutmuyorlardı. Yani Almanlar işin başında aslında neye niyetlendiklerimizi göstermişlerdi. Ama Türk milliyetçileri, bizler, önce şunu sorgulamamız lazım. Arkadaşlarımız doğru söylüyorlar. O Alman ülkesi bir kere. Yani Alman şunu yaptı, bunu yaptı diyerek bizim herhangi bir şey idare etmek pek mümkün değil. Bizim ne işimiz var Almanya'da? Yani bizim Almanya'da ne işimiz var? Biz niye gittik Almanya'ya? Önce bunu sorgulamamız lazım, bir üzerine konuşmamız lazım. Bugün akademiler acaba bu konuda çalışma yapıyorlar mı? Yani bugün Türklerin ne işi var Almanya'da? İşte iş için gitti. Niçin iş için gittiler? Niçin biz iş istihdam yaratamadık? Niçin biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi insanımızın üretim faktörüne katkı sağlamasını sağlayamadık, başaramadık? Bunu sorgulamamız lazım. Yani yoksa Alman bunu yaptı, bizi asimile ediyor. Yapacak Alman bunu, yapma zorunda. Yani Alman bunu yapacak. Bunu sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlarım özellikle Harbiye'de kurulan Almanya'dan gelen dişçi, doktor, belgeyeci, bütün yani alan dişçisiyle beraber bizim insanlarımıza bunu uyguladı. Herhangi bir sosyolojik konu çalıştı mı? Veya siyasi bir çalıştı mı? Bu konuda yapılan çalışmalar var mı? Gençlerin bunu bilmesi lazım. Yoksa evet duygulu, anlatılması duygulu şeyler, güzel evet. Şeyler. Ben sadece bir isim vereyim. Mehmet Akif Okur kardeşimiz Giresun Üniversitesi'nde işte Neşet Ertaş'la ilgilen gruplarla Almanya, Almanya, ah Almanya diye başlayan türküyle o dönemde yazmıştır Neşet Ertaş. Ama ne yazık ki bunu bilimsel bana tartışmadık. Ama duygu önümüz, evet şiir okuduk, şiirlerimiz var. Efendim hikayeler yazdık, doğrudur ama üzerinde ciddi ciddi böyle bu toplumu kıvılcal damarla etkileyecek çalışma yapılmadı. İnşallah yapılır. Teşekkür ediyorum. Söyleyeyim ben kısaca. Bu Almanya'ya gidecek kişilerin hangi vasıflarda olacakları Almanlar tarafından önceden en ince noktasına kadar tespit edilmişti. Bu yapılan muayene konusu tabii kültür yapımızla da alakalı olarak içimizdeki en böyle kapanmaz yaralardan birisidir. Hala o ilk nesilden olan kişiler bunu büyük hicap duyarak hatırlarlar. Fakat o tabii muayene konusu bize yabancı gelen, bizim tepki gösterdiğimiz bir şeydir. Aynı konuda mesela Almanlar onu tabii bir şey olarak görürler. Şimdi ki orada tabii dişlerine varıncaya kadar ki onun resimleri de vardır epeyce, insan onlara bakamıyor bile. Bu tabii kültürel bir konu. Bir de ilk gidişte aslında bizden çok sayıda vasıflı işçi gitti. Çünkü onlar öncelikle alınıyordu. Çok vasıflı işçi gitti ve hatta Türkiye'de bazı alanlarda sıkıntı görülmeye başladı bu nedenle. Öyle biz hep konuşurken işte köyden alındılar, oraya götürdüler. Hayır, öyle tam değildi. Evet, arkadaşlar tam 3 kişiye söz alıp buyurun. 4 kişi oldu. 5 kişiyle kapatacağız. Hocam da burada. Evet. Muğla Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nahum Kaşıköz. Böyle bir heyete teşekkür ediyorum. Sözle başlarken acı bir haber vereceğim Sayın Başkanım.
Necdet abi, Necdet Özkaya 2 saat önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ankara'dakilerin abisi olan birisi. Allah rahmet eylesin. Hastaydı zaten. Allah kanıyla rahmet. Allah rahmet eylesin. Bu Almanya meselesinde sizler bugün bizi aydınlattınız. Bizim kuşaklar Almanya'nın acısıyla ve maalesef biraz da Yüksel Özkasak'ın melankolik, rahat, hastalıklı romantizmiyle büyüdük. Elbette bir Türk milliyetçisinin bizim orada ne işimiz var diye sorması, bunun bilimsel araştırmalarının yapılıp yapılmadığını merak etmesi değerli arkadaşımız doğru. Bu konuda Halil Narman, Profesör Doktor Halil Narman, daha önce beraber çalıştığımız bir abimizdi, çalışmalar yaptı. Almanya'da uzun süre kalmış birisi. Bir bunu hatırlatayım. İkincisi, edebiyatı biraz küçümser gibi konuştunuz. Yok hocam, estağfurullah. Edebiyat profesörü. Estağfurullah. Şunu sormak istiyorum soru olarak. Bizde Hasan Kayahan'la Alakbaş'ın meşhur iki metni vardır. Alaaddin göç şiiri malum. Sirkeciden tren gider, evin bahtım tören gider diye. Hasan Kayahan'la şey malum. Birinci soru, Almanya... Sen Kayahan'dan ne hatırlıyorsunuz? Gurbet ölümleri. Gurbet ölümleri, evet. Almanya'da doğup büyüyenlerin böyle bir meseleyi edebiyata mal etme sorunu var mı? Yani şunu demek diyor. Bir mesele edebiyata, sosyoloji, psikoloji mal olmadıysa o mesele yaşamamış demek. Çünkü biz trajediyi maalesef zilletli bir şekilde yaşıyoruz. Lozan'dan önce fethetmek üzere gittiğimiz topraklara, Lozan'dan sonra köle olarak gittik. Bu zillet bize yeter zaten. Bu zilleti edebiyata yansıtma durumu var mı? Türkçe'ye aktarılmasa bile Almanya'da ne oldu bitti? Onu merak ediyorum. Şimdi ben de orada yazan çizen hasbelkader bir insan olarak birincisi orayla ilgili belli şeyler yazıldı. Benim de yazdığım 7-8 kitaptan en azından 3 tanesi orayla ilgilidir. 4 tanesi orayla ilgilidir. 1 tanesi romandır orayla ilgilidir. Ama oradaki yazar arkadaşların bir sıkıntısı var. Orayla ilgili yazılan kitapların Türkiye'de okuyucu yüksü yok. Dolayısıyla sıkıntı orada başlıyor. Bu biraz da birilerinin, bir kurumun, bir yerin teşvik etmesi veya da bu işe destek vermesiyle mümkündür. Almanya bu konularla, Almanya'nın kendi ciddi çalışmalar yapıyor. Bir sürü çalışmalar yapılıyor ama bize yansımıyor maalesef bu. Bize yansıtılmıyor. Eğer yansıtılmış olsaydı belki durum daha farklı olabilirdi. Dediğiniz gibi orayla ilgili çalışmalar var. Belli insanların çok kendi inisiyatifli olan şeylerdir. Şu kitabı ben bir sene önce YTB'ye teklif ettim. Dedim ki burayla ilgili bir çalışma yapın. Siz de bu konularla ilgili çalışma yapıyorsunuz. Bir sene beni oyaladılar. Kitap basıldı. Almanya'ya geldiler. Şimdi Gürtçü Türkler Başkanlığı projeler veriyor. Geliyorlar, dolaşıyorlar, topluyorlar bilgileri, gidiyorlar. Yani o imkanlar nereye harcanıyor, nereye gidiyor bilmiyorum. Oradakiler ne kadar hepsi ehildir, konusuna ehildir. O da ciddi manada sorulması gereken bir konudur. Bu konuda Ozan Yusuf Polatoğlu meşhur bizim kardeşimizin çok değerli, tamamen bütün sorunlarımızı adeta şiirleştirmiştir. Kitabını da bastık. Ben de burada huzurda söz veriyorum. Bu kitabı bütün bu ocağımızın mensuplarına birer tane böyle hediye edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi o şeyi ben döneyim. Milliyetçilerin için gitti diye. Milliyetçiler oraya milliyetçi olarak gitmediler. Soruyor değil mi? Evet. İşçi olarak. Ve orada ne işi vardı diyorsun? Hayır, işçilerin gidişini düşünsünler. Tabii. Tabii. Yani şunu konuyu düşünsün. Şunu yapayım. Orada tabii örgütlenme faaliyetleri 63 yılından itibaren çeşitli şekillerde başladı. 1978'de de başkanım Türkiye'den gönderildi oradaki ülkücüleri örgütlemesi için. Hocam yok sorun değil. Yok. Şimdi bu ama bu bizim orada ne işimiz var konusu o da gene bizim işte yüreğimizdeki yaralardan birisidir. O atalarım sığmazken düne yarına düşmüşüm ah düşmüşüm el kapılarına. Evet. Bu Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın bu şeyi, Ali Akbaş'ın bu şiiri aslında bizim ruh halimizi anlatıyor. Ancak biz bunları psikolojik olarak aşmak için İşte yarın Almanya batacak, Türkler çoğunlukta olacak. İslami kesimimiz bura 20 sene sonra Müslüman olacak. Şimdi böyle şeyler içerisindeyiz. Bir takım nasıl diyeyim? Hayal demeyeyim de duygu ve düşünce içindeyiz. Hayal
Evet. Siz buyurun. Evet. Efendim Sayın Başkan, ısrarım size. Siz dediniz ya, Avrupa Türkleri Türk'ün geleneksel misyonunu ifa ediyorlar veya etmeye çalışıyorlar dediniz. Ben de buna aykırı bazı eylemler görüyorum ve üzülüyorum. Bunun cevabını kendim bulamıyorum. Size soruyorum. Almanya'da bir Türkiye aleyhine Ermeni tasarısı gündeme geldi. Maalesef 11 tane Türk kökenli parlamenter Türkiye aleyhine rey verdi. Nereden biliyorsun Türkiye kendi olduklarını? Öyle bir rey. Asalları Türkçe, isimleri Türkiye'den, kendileri Türkçe. Türkiye, kökenli. İsimleri Türkçe. Türkiye kendi oldukları Türkçe. Akşam şeyi dinledim. Hepsi Amerika'ya çalıştı. Akşam Faruk Şen'i dinledim. Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cemil Özdemir'in bakan olma ihtimali var diyor. Ve Türk düşmanlığı doğruya çıkma ihtimali var. Biz endişe ediyoruz dedi. Şimdi ben bunun cevabını bulamıyorum. Ben cevabını sonra cevaplandıralım. Evet, soruları alıyoruz. Buyurun sizde. Soruları aklımızda tutuyoruz. Bir soru olacak. Türkler oraya göç ettikten sonra birincisi kütüphane ya da yayın evi açtılar mı? İkincisi Türkiye'de artık Avrupa Birliği, Almanya, Merkez Avrupa Birliği popülaritesini, karizmasını kaybetti. Artık insanlar 80'lerdeki, 90'lardaki ya da 2000'lerin başındaki gibi bakmıyor. Almanya bunun farkında mı? Son olarak hocalarıma katılmıyorum. Köleliğin şartları vardır. Kimse oraya köle olarak gitmedi. Kölelik belli bir düzen içerisinde olur. Ne kastettiğini anlıyoruz ama evet. Ne olursa olsun o insanlar oraya Türk'ün hareketliliğini gösterecek bir şekilde hızlı, mutlular ve ellerini girdirmiş hastalığı var. Türkler orada kitapsız yaşamıyorlar. Her derneğimizde 2200 tane derneğimiz var. Bunların büyük çoğunluğunda mescidimiz var. Hepsinde kitaplarımız var. Okuyanların oranı ne yazık ki Türkiye'deki kadar. Yani Türkiye'de kadar okuyorlar. Kütüphane buna rağmen Mannheim'da çok büyük bir kütüphane oluştuğunu biliyorum şimdi. Bizim merkezlerimizde, derneklerimizde var olduğunu söyledim. O konuda tablo bu. Başka söyleyeceklerimiz sonunu tercih. Evet, siz de bu sorunuzu alalım. Size tekrar sorudan diyelim. Öz araştırı yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi arkadaşlarım da söyledi. Bizim orada ne işimiz var? Bu bizim için... Aslında düşündüğümüz zaman çok şey ifade ediyor. Biz Türklüğümüzle gurur duyuyoruz ama el kapılarındayız. Tamam, fakirdik, üçe fakirdi. Niye üçe fakirdi bakalım? Niye gelişmedi? Bunları oturup tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Şimdi orada üçüncü nesilden bahsediyoruz. Üçüncü nesilimiz orada ne yapmalıyız? Üçüncü neslin hepsi şu anda güç nedir, bilgidir. Bu neslimizin hepsini okutmalıyız. Şimdi benim bir tane yeğenim var, gerisi de şu anda üniversite okuyor. Hepsi de güzel bölümlerde okuyor. Oradaki gençlerimiz için bir şeyler yapmamız lazım. Artık orada işçi olarak çalışmayacaklar, bilgiyle donanacaklar ve Alman halkı teknolojik bir Türk yüzüyle karşılaşacaklar. O zaman sorunların sorunu çözeceğiz. O zaman biz orada ezilmiş bir toplumdan ziyade bilgi yüklü, teknolojik yüklü bir toplum olarak ortaya çıkacağız. Artı bilim adamlarımız, özellikle edebiyatçılarımızla çok büyük işler, görevler düşüyor. Özellikle edebiyatçılarımız halkın içinde olmalı. Halkın önünde olacak ve arkasında. Halkın içinde olacak ve onları yönlendirecekler. Halkımız orada yaşayan özellikle birinci neslimiz çok zahil gitti oraya. Ve birinci neslimizin çocukları da okumadı. Çünkü babaları zahil, anneleri zahil ilgilenemediler ve okuyamadılar. Bunlar büyük sosyolojik sorunlar. Bunlar hepsi oturup konuşulmalı. Devletimiz böyle politikalar belirtilmeli. İnşallah. Artık biz Almanlar bizi tekrar aramamalı. Bunların altına yıkan sebepleri aramalıyız. Peki. Geçmeye kadar... Çok teşekkür ederim. Kalkın için. Sorun var ki... Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor İlyas Üzüm hocamız. Allah razı olsun. Çok yararlandım. Çok teşekkür ediyorum konuşmacılara. Konuşmalardan, sözünü teşekkür ettiğim atıklarımdan şu üç husus anlaşılıyor. Almanların bugün dünyada bir yeri varsa, yer oluşu bilgiyle bir, milliyetçi olmaları, iki, disiplinli olmaları, üç, çalışkan olmaları. Aslında bu üç vasıf bir anlamda evrenseldir. Bizim genetik kodlarımızda da, bizim tarihten aldığımız özelliklerimizde de, kültürümüzde nezdinde aldığımız değerler de var. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman belki de biz kendimizi sorgulayacaksak, buradan başlamamız lazım. Yani biz ne kadar kendi kültürümüze, kendi insanımıza
kendi toplumumuza sahibiz, bağlıyız, onların dertleri dertleniyoruz diye. Çünkü dediğim gibi bu yaratılıştan gelen bir kodlamadır. Sadece Almanlar mı milliyetçi? Fransızlar da milliyetçilik yok mu? İranlılar da milliyetçilik yok mu? Bu yaratılıştan gelen bir şey. Sanki insanların kendi yakınlarını, kendi anne babasını sevmesi bir şey. Bunun biraz da büyütülmüş bir şekli. Çalışkanlık ve uzak diyeceğim, çalışkanlık ve disiplin de hem dediğim gibi kültürümüzün hem de inancımızın bir gereği. Şunu soracağım ben çok uzatmadan. Şimdi bakıldığında Almanlar gerçekten Türkiye'deki problemlerle de çok yakınla alakalı. Mahmut Bey ilk soruya cevap verirken değindi. Hem Kürtlük meselesi hem Alevilik meselesi Almanya'nın sürekli gündeminde. Alevilikle ilgili mesela şunu biliyoruz. Almanya Ağır Birlikleri Federasyonu bir üç çatır Avrupa Ağır Birlikleri Federasyonu ve bunun üzerinden Türkiye'deki Ağır Birlikleri Federasyonu etkilendiğini biliyoruz. Bu muazzam bir strateji. Bunun farkında olmak lazım. Özellikle Aleviliğin İslam ile ilişkisini sorgulayan bütün söylemlerin buradan beslendiğini, buradan kaynaklandığını, daha ne söyleyeyim, buradan üflendiğini de biliyoruz. Ben isim olarak mesela Turgut Öker'i burada söyleyebilirim. Diğer konuşmacımı arz ederlerse bununla alakalı bir iki cümle paylaşırlar diye de takdirlerine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Son bir soru buyurun efendim. Şöyle. Türkiye'deki muhalefetin ürettiği hasret bakışıyla Almanya'daki muhalefetin ürettiği nefret nüfusunu hiç mukayese ettiniz mi? İkinci soru, cemaatten hiç bahsettiler. Cemaatlerin oradaki durumu nedir, ne değildir, ne yarar, fayda mı sağlıyor, yarar mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor, onları da kim verdiniz? Bekledik, onu da sizden bekledik. Evet. Yani bence arkadaşlarımızın diye vaktimiz yok. Yani arkadaşlarımız, Allah razı olsun, gençlerimiz, misafirlerimiz, bizim davetimize icabet edenler, ocağımızın davetini yeteri kadar sabırlı davrandılar. Bence yani önemli bir soru bunlar. Cevap verebiliriz, yani hepiniz içinizden cevaplandırırız ama buna şimdi zamanımız yok. Gerçekten zamanımız yok. Sizin son, yani bir ikişer dakikalık böyle son olarak söylemek istediğim şey varsa onları duyalım ve kapatalım dedim. İlyas Hocam'ın dediğiyle ilgili bir cümle söyleyeyim. Şimdi uzun yıllar ben de Müslüman kuruluşların çatı örgütlerinde görev yaptım. Almanlarla sık sık görüştük. Şu anda mesela DİTİB Almanya'nın en büyük Müslüman kuruluşu, hatta Avrupa'nın en büyük Müslüman kuruluşudur neredeyse. Ama buna rağmen uzun yıllardan beri bu Almanya bir seküler bir yapıya sahiptir, laik değildir. Orada dini cemaatler bir hak verilir, kiliselere verildiği gibi. Dini cemaat sütlesi mesela Müslüman kuruluşu hiçbirine verilmedi. Her defasında bir tür bahane uyduruldu ama Alevilere bu verildi. Veriliyor, destek veriliyor, devlet desteği veriliyor. Bir takım imkanlar sağlanıyor. Bu Türkiye'ye karşı maalesef kullanılan kozdur. Bunun önüne geçmemiz şu anda mümkün değil. Bu yapıyla da bu zihniyetle önüne geçmemiz mümkün değil. Çünkü biz artık vizyonunu kaybetmiş kuruluşlar pozisyonuna geldik. Önümüzü göremiyoruz maalesef. Cemaatlerle ilgili söylenecek çok söz var da bu ayrı bir konudur. Uzun uzun konuşulması gereken bir konudur. Gerçekten ona zamanımız ve fırsatımız yok. Ben özet olarak şunu söylemiş olayım. Tekrar Avrupa Türklerini ilk defa kendi çapında Türkiye gündemine getirenlerden Allah razı olsun. Sayın Başkanımıza, abime, Serdar Başkanıma hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Türkiye, Avrupa Türkleri Türkiye için gerçekten bir nimettir. Bu iyi değerlendirmelidir. Burada yetişen bir nesliniz var. Onların bilgisinden, tecrübesinden, Avrupa'daki öğrendiklerinden faydalanmak mümkündür. O artık Jön Türkler gibi değildir. Onlar orada doğup Türkiye hasretiyle kasıp kavrulan insanlardır. Orada bir takım bilgilere, bir takım özelliklere sahiptirler. Türkiye'ye bu uygulanabilir. Türkiye Avrupa'daki Türklere sahip çıkmalıdır. Türkçesine sahip çıkmalıdır. Türkçe giderse din gider. Türkçe olmadığı zaman kültür hepsi gider ve biz fiziki olarak orada oluruz ama ruhen orada olmayız demek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi ben ilk üç cümleyle şu Almanya'nın Türkiye hakkındaki genel politikasını kendimce izah etmeye çalışayım. Şimdi Almanya'nın politikaları Türkiye'deki A veya B veya X, Y şahıslarına, partilerine, görüşlerine, ideolojilerine göre şekilleniyor.
Almanya kendi ideallerini, hedeflerini ortaya koyuyor ve her attığı adımı ona göre atıyor. Eğer o atacak olduğu adımda Türkiye veya Türkiye'de birileri ona engelse tabii onu ezmeye çalışıyor. Eğer o kendi hedefine ulaşmak için Türkiye'deki A veya X kişisi ona yarar sağlayacaksa da onunla beraber oluyor. Bu her zaman böyledir. Çünkü biz Almanya'ya bile sadece şu anda böyle gırtlağa gırtlağa gelmedik. Şimdi mesela Çin'de Mesut Yılmaz zamanında çok daha kötü bir şeyimiz vardı, çatışmamız vardı. O zaman da yine Avrupa Birliği konusu alevlendirmişti. Helmut Kohl idi başbakan. Kaldı ki Helmut Kohl ile Mesut Yılmaz bu gençlerin tabiriyle kanka durumundaydılar. Fakat Avrupa Birliği'ne giriş konusunda Mesut Helmut Kohl zirvede Türkiye aleyhine beyanlarda bulunduğu için Mesut Yılmaz'ın büyük suçlamalarına maruz kaldı. Alman hükümeti, Hristiyan demokratlar şiddetle Mesut Yılmaz'a karşı çıktılar, bu ne oluyor falan diye. Şimdi hatta öyle ki ben o zaman gazetecilik yapıyordum. O sıralarda gazetemin manşetini iyi ki komşu değiliz diye atmıştım. Yani komşu olsak tanklar neredeyse karşılıklı yürüyecek derecesinde sert bir anlaşmazlıktı. Yani bunlar olmaktadır. Çiller zamanında da yine aynı şekilde Almanya Türkiye'yi, Avrupa'yı eroine boğmakla suçluyordu. O zaman da mesela Der Spiegel dergisinin kapağında Türk bayrağı, Türk bayrağının üzerinde eroin şırıngası gibi böyle resimler yayınlamışlardı. Biz bunları Almanların genel hedeflerini, genel politikalarını bilirsek çabuk atlatırız. Ama işte hissi olduğumuzu aslında söylüyoruz, kabul ediyoruz. Ama işte hissi davranarak da bunları halledemeyiz. Dinlediğiniz için vaktinizi aldık. Teşekkür ederim. Sizlerimize birkaç kere ben söylemek istiyorum. Bundan 56 yıl önce resmi tarihi önem koyarak söylüyorum. Gitmiş olan sayıları yaklaşık 6 milyon ulaşan Avrupa'daki Türkler kendilerini gönderenler tarafından tamamen o ilk 30 yılda terk edilmiştir. Unutulmuştur. Hiçbir meselesine sahip çıkılmamıştır. Yani kağıt üzerinde 3-5 pozitif şey görseniz bile pratikte hiçbir sahiplenmeye şahit olmadı. Çünkü burada oturanlar orayı yani tam en az 40 yıldan beri bunları yaşamış olan insanlardır. Zaman zaman Avrupa'yı, Almanya'yı ziyaret eden, bizlerle konuşan adamlar bizleri Avrupa'da yaşamak ve Avrupa kültürü almak sebebiyle bahtiyar olmamız gerektiğini, mutlu olmamız gerektiğini, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük idealinin bu kültüre sahip nesiller yetiştirmek olduğunu yüzümüze söylemiş olan adamlar. Benim şahsıma bu Avrupa Türk İslam Birliği'nin adından İslam'ın kaldırmanı istemişlerdir. Niye bu İslam'ı koyuyorsunuz? Bunları kaldırın, bunlarla uğraşmayın. Siz bu Avrupa'ya gelmişsiniz ve sizin işiniz bu Avrupa kültürüyle hemhal olmaktır. Siz de o zamanlar burada işte işinizden Fransız kültürü almakla kendi iftihar ediyorum diye başbakanlarımız o zaman Türkiye'de yaşıyorlardı. Şu anda bakınız geçen hafta Berlin'de 17 ilkokulda diyeyim Türkçe konuşulması yasaklanmış oldu. Sınıflar. Sınıflar Türkçe öğreten sınıflar düzeltiyorum. Sınıflar kapatıldı. Bir ses duydunuz mu Türkiye'de? Bakınız. Şimdi artık aynı şeyleri tekrar etmenin anlamı yok. Yani dilini kaybedenler yok olurlar, yaşayamazlar bu dünyada. Her şeyinizi kaybedersiniz, yoksunuz. Bu Avrupa'daki büyük çoğunluğu ilkokul mezunu olarak gitmiş olan insanlar
destanlık bir varlık mücadelesi yapmışlardır. Kendi insanımızı övmek için söylemiyorum. Bunu bu konulara dönerek yazacak olanlar bunu kaydedeceklerdir. Şu anda Allah'a şükürler olsun çok ciddi bir asimilasyon olsa da, yani ciddi bir kaybımızın olduğu doğrudur. Biz bunları yaşıyoruz orada. Bunu önlemek mümkün değil. Çünkü dünyanın en ciddi, en sistemli eğitim veren okullarında okuyorlar, Alman okulları. Yöneten kültürü diyor, bizim kültürümüz yöneten, asimile eder, yok eder. Sosyal demokratlar, bizim Türkiye'mizin çok sevdiği sosyal demokratların İçişleri Bakanı ve bu kulaklarımızda olmalı. Otto Schily ne diyordu? En iyi entegrasyon asimilasyondur diyordu adam. Bunlar yüzümüze bağırarak söylediler bunları. Allah'a şükürler olsun. Yokluklar, sıkıntılar içinde birinci nesil destanlık bir fedakarlık yaparak az önce söyledim. 2200 tane sadece camisi ve derneği olan bir varlık haline geldi. Bu aradaki tartışmasız bir şekilde Müslüman Türk varlığını ortaya koyan bir hadisedir. Çünkü o şeylerin altı sizin buradaki camilerimizden farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü burada ceset gibi girip çıkmazsınız orada camilere. Gelince namazı kılarsınız, çorba içersiniz, kucaklaşırsınız, herkes birbirinin hatırını sorar, mescidin içinde oturur. Bu şeyini hala Allah'a şükür olsun muhafaza ediyor. Aklıma birdenbire bizim ağabeyimiz geldi. Uzatıyorum sözü ama Maraşlı ağabeyimiz, şair ağabeyimiz. Hayır. Bizim... Zarifoğlu. Hayır, hayır. Bizim... Erdem ağabeyimiz. Hiç gelmezmiş. Çok hızlı anlatacağım. Yalvardım, yakardım. Yurt dışına çıkmam dedi. Geleceksin abi dedim. Geleceksin buraya. Köln'e geldi. Köln'de bizim Hoca Ahmet Yesevi Mescidimiz var. Beraber namaz kıldık. Tam namazdan sonra çıkarken merdivenlerden hüngür hüngür ağlamaya başladı Erdem abi. Allah rahmet etsin. Dedim, duygulandı. Neler hissetti acaba falan. Oturduk şeye. Bilmiyorum hatırlıyor musun bugün var mıydınız şeyde. Sohbete başlayacak. Abi dedim önce şeyden başla. Yani siz bu kadar duygulandınız falan. Sebebi neydi? Ya dedi ben bu yaşa geldim. İlk defa böyle bana sahabeyi hatırlatan bir cuma namazı kıldım burada. İnsanlar birbiriyle kucaklaşıyorlar, birbiriyle konuşuyorlar falan. Şairdir ağabeyimiz, biraz abartılı bulabilirsiniz ama o duyguları yaşadı. O camilerde, o derneklerde Türk bayrakları asılı. Orada Türkçe konuşuluyor, orada Türk çayı içiliyor. Yani ve bunu kendi her ay, bugünkü sırf Almanya'daki bakın rakam söylüyorum, her ay şeklinde minimum 10 milyon euro para harcayarak bu varlığa devam ettiriyor. Son yıllarda Türkiye'nin sınırlı ve sadece belli kesimlere yaptığı yardımları da göz ardı ediyor değil. Ama şunu size söyleyebilirim, yani iş sonunu böyle ümit var bitirmek istediğim için değil, gerçek bu olduğu için söylüyorum. Büyük kayıplarımız olsa da Avrupa'daki Türk varlığını, Müslüman Türk varlığını geleceğe taşıyacak olan lokomotif bir gençliğin yetiştiğini söyleyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Ana dilini pırıl tertemiz konuşan, kendi inançlarını ve tarihini kendi kaynaklarından okuyan az sayıda ama çok etkili bir gençlik kitlesi yetişiyor. Bütün çabamız bunların sayısını çoğaltmak. Şimdi evet yani arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Ne yazık ki Ankara'nın böyle büyük dağılımı çok olur. Her zaman sisli puslu şeyler içerisinde. Yani buradan baktığınız zaman bırak oradaki Türkleri, ben daha çok zamanım artık burada geçiyor. Almanya'nın bile varlığını Avrupa zaman zaman var mı acaba buralar diye düşünüyorsun. Onun için oradaki arkadaşlarımız şunun farkında. Oradaki insanımız kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ve Allah'ın izniyle ecdadının yaptığı gibi. İşte tarih ne diyor? Orta Asya'dan göç. 300 sene kuraklık olur mu? Ben hiçbir zaman inanmadım o tarihe. Yani ne devamlı kuraklık olduğu için sürekli göçmüş. Ya 10 sene göçer, 20 sene göçer. 300 sene devamlı batıya doğru yürüyen bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü Oğuz'un çocuklarına devamlı anaları batıya dön batıya yüzünü diye öğretiyorlardı. Batıya bir misyon için, o kendisi bunun farkında olmasa da genetik olarak Allah'ın izniyle o misyonla geliyorlardı. Ben ecdadımızın orada, evet şunu sorgulamamız lazım. Neden gittik? O günkü yöneticilerin devletimizi, ülkemizi nasıl geri bıraktığını sorgulamak adına böyle bir parantez açabiliriz. Ama orada yeni bir misyon var, ona inanıyorum. Almanya'nın da, Avrupalıların da
Bunu gördükleri için ellerinden gelen bütün engelleri ortaya koyarak ve bütün baskıları devreye sokarak oradaki Müslüman Türk'ün sayısını azaltmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Bir tek Türk gelmesin ve bu Türklerin sayısı azalsın. Yarın coğrafyalar değişir, sınırlar değişir, Türk devleti büyüyecek, bunu kimsenin engellemesi mümkün değil. Allah'ın izniyle. Ve orada başka hadiseler olacak. Tarih buna gebe, ben buna inanıyorum. Adam bunu görüyor. Bunun için sizin sayınızı azaltmaya çalışıyor. Ama bu artık önlenemez bir durumda. Toplantı başlayalı 1,5 saat oldu. Almanların Federal İstatistik Dairesi'nin verdiği rakamlara göre şu anda 7 tane Türk çocuğu doğdu, 1 tane Alman doğmadı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ağabeyimize. Herhalde bu konuşmacılarımıza hediye olarak onu Cezmi abimin takdim etmesini istiyordum. Buyurun. Başkanım, sertifikalar var içinde. İsimlere yazıldı. Öyle mi? Evet. Abi. Bir dakika. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Serdar konuşunca ve arkadaşlar da bazı sorular sorunca birkaç cümle söylemek ihtiyacı hissettim. Bir, kendi geçmişimize, kendi tarihimize, kendi devletimizin tarihine biraz düzgün bakalım. Doğrudur, Almanya 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda mağlubudur. Sonra da onların kalkınması için bizden adam dahil etmiştir. Ama burada konuşma arasında arkadaşlar da söylediler. Almanya savaştan sonra ordusu yoktu. Ordu maliyeti yoktu. Kendisini savunmak için özel bir gayret göstermesi gerekmiyordu. Ama şimdi biz sadece kuvvetlendik de bütün yeni düven bizimle uğraşıyor diyoruz. Hayır, her zaman yeni düven bizimle uğraşıyordu. O yüzden de siz her zaman güçlü bir ordu beslemek durumundaydınız. Zaten milli mücadeleden sonra nüfusunuz belli, yetişmiş insanınız belli, paranız belli, bir de sırtınızda düğünümüye borcu var ve o şartlar altında devleti yöneten insanlar var. Yani kasten Türkiye'yi geri bırakan bir geçmiş yok. Bir. İkincisi de değerli arkadaşlar, burada aslında asıl olan şey Türkiye'dir. Türkiye güçlü olduğu zaman, Türkiye dünyada itibarlı olduğu zaman dilini unutan Türk bile yeniden Türklüğünü hatırlayacaktır. Önemli olan Türkiye'dir. Bunu şunun için söylüyorum. Esad'la bizim aramız çok düzeldiğinde bu Kanal 7'nin bir onların iskele sancak programı vardı. Şam'dan yayın yaptı. Orada bir hanım çıktı. Dedi ki eskiden İstanbul'dan gelin gitmiş. Biz burada Türk olduğumuzu söyleyemiyorduk. Çünkü itibar edilmiyordu, tersine bakılıyordu, menfi bakılıyordu. Ama şimdi her gittiğimiz toplantıda Türk olduğumuz için baş köşeye oturtuyoruz dedi. Çünkü o zaman Türkiye'nin belli bir itibarı var İstanbul dünyasında. Demek ki asıl olan şey Türkiye'de bu bir. Türkiye'yi güçlü kılacağız, Türkiye'yi itibarlı kılacağız. Türkiye'li olmak, Türkiye vatandaşı olmak veya Türkiye'den gitmek veya Türk olmak bir mana ifade edecek. Meselemiz budur. İkincisi de tabii ben Almanya'daki ve Avrupa'daki Türklerin Türkiye'ye sevgisinin, sempatisinin devam etmesini istiyorum. Orada da bir konferansında kendilerine söyledim. Ama onlar Türkiye'de yaşamıyorlar. Orada yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar. Türkiye'ye sempati duymak ayrı şey. Türkiye'deki bütün farklılıkları, bütün kavgaları, bütün gürültüleri oraya taşımak başka bir şey. Türkiye'dekiler bunu isteyebilir. Ben isteyebilirim. İsterim ki orada Türk hoca olsun, alamamış. Öteki parti isteyebilir. Ama artık oradakilerin, biz buradayız. Biz buranın şartlarında yaşıyoruz. Buranın şartlarını, hukukunu, her şeyini biz biliyoruz. Siz bilmiyorsunuz. Sizdeki kavga bizi ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın. İster boğun birbirinizi, ister boğmayın, yaşayın, kucaklaşın, fark etmez demeleri ve kendi şartlarında daha mükemmel olmanın ne gerektiriyorsa
teorisi, fikri, ideali onları da kendilerini bulması lazım. Türkiye'ye bakarak, Türkiye'deki kavgaları bütünüyle oraya taşıyarak Almanya'daki Türklerin bir varlık olması mümkün değildir. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum.